Ağır Hafta Sorular programından hepinize hayırlı akşam geceler diyelim. Değerli 24 TV izleyicileri, saatimiz değiştiği için herhalde bu saat gece saati oluyor biraz. Evet. Geceye giriş, gecenin introsu diyelim. Çok sevinçliyim. Kim var programda? Çok uzun zamandan beri hayalini kurduğum çok değerli konukları ağırladım ama bu programın heyecanı bende başka olacak. Kim var programımızda? Şair, mütefekkir Nurullah Genç hocamız. Hoş geldiler. Evet, teşekkür ama, ediyorum. Ben çok teşekkür ederim hocam. Herkese sorduğum, bütün konuklara sorduğum sorulardan bir tanesi Nurullah hocam. Evet. Nurullah Genç, Arap'ta mı? Ya bir defa stüdyoya girdiğimde şöyle bir baktım. Dört tarafımda Arap'ta sorular yazıyor. Ben de heyecanlandım. Dedim herhalde her yazının arkasından bir soru çıkacak. Ben nereye geldim falan diye. Evet, Nurullah Genç, Arap'ta. Çünkü Rüveyda şiiri vardır benim. Rüveyda bir üç bölümdür o biliyorum şiir. Biliyorum hocam, biliyorum. Bir anlamıyla da ilahi komedyaya, Dante'nin ilahi komedyasına çok kısa, özlü bir cevaptır Rüveyda. Çünkü Rüveyda cehennemi, Rüveyda'ya ağıt Araf'ı, Rüveyda ben sendeyim, sen bendesin Rüveyda da cenneti ifade eder. Yani ilahi komedyada da biliyorsunuz cennet, cehennem ve Araf vardır. Ve Rüveyda'yı yazdığım zamanlarda Dante'nin ilahi komedyasını da ikinci defa okuyordum. Ve o orada denk düştü. Böyle bir atıf da oldu şiirde. Biz ölmeden önce ölmek diye bir kavram biliriz ya hani. Evet. Ölümle burun buruna yaşarız ve ölümü unutmadan yaşarız. Gerçekten ben de şükrediyorum. Yani ölümün aklıma gelmediği gün sayısı azdır. Bu belki ruhumu törpülemeye, kendimi günahlardan bütünlüğe uzak tutmaya yetmiyor ama ölümü her gün bir taş daha düşen, ömür binamdan ve o binanın yıkılacağını bildiğimden dolayı kendimi ölümle iç içe görüyorum. Ve bizim için ölüm Araf'tır. Asıl Araf ölümdür bizim için. O ara dönem. Ondan sonra da gerçek Araf'ta mı kalacağız? Cennet mi cehennem? Onu Allah bilir. İnşallah cennet deriz. O yüzden kendimi hep böyle Araf'ta hissettim. Yani ömrümce de öyle hissettim. Ne o taraftayım ne bu taraftayım. Yani ne dünyalı olabildim ne de öbür taraflı olabildim. Dünyaya da çok ısınamadım. Öyle mi hissediyorsun? Evet, gerçekten de öyle hissediyorum. Benim toplu şiirlerimin adı Mahrem ve Münzevi'dir bu yüzden. Yani sebebi budur. Mahrem yaşadım. Münzevi yaşadım. Kalabalıklar içinde de yalnız yaşadım. Yani çoğu defa yalnızım. Kendi evimde bile bazen yalnız hissediyorum. Hatta tren garında kaldığım zamanlarda da o yalnızlığı bütün iliklerime kadar hissederdim, hücrelerime kadar hissederdim. Bazen kendi kendimi de eleştiriyordum. Sen yalnız değilsin, şah damarından sana yakın bir Rabbin var diye. Hatta melekleri hayal ediyordum yani. Kiramen katibin yanımdalar. Sen yalnız değilsin, bak onlar bir şeyler yazıyorlar filan diye de hissediyordum. O Araf duygusunu, programınızın ismi böyle olduğu için söylemiyorum. Arkadaşlarım, yakınlarım bilirler. Araf duygusunu yaşadım, zaman zaman da anlattım. Yani arada bir yerdeyiz. Buradan kurtulduğumuzda ruhumuz özgür olacak. Ve o Whitehead'in dediği hani kapalılık hastalığından kurtulacak. Bedene sıkışmış bir ruh var. Kurtulacak, özgür olacak, hakikati görecek. Ve yerinin neresi olduğunun da farkına varacak öldüğü zaman. Bunları kaç yaşında hocam düşünüyordunuz? Evet. Bunlar tabii benim aldığım irfan kültürü, irfan eğitimi dolayısıyla 7-8-9-10 yaşlarımızda bizim hafızamıza işlenen kavramlardı bunlar. Yani dünya hayatı geçicidir, öleceksiniz. Mesela size bir beyt okuyayım. O zaman Niyazi Mısri'nin gazelleri ezberden okurdu. Babam hepsini ezberden okurdu. Bütün divanını ezberden okurdu. Mesela bir beyti çok konuşulurdu. Ben de zaman zaman hatırlıyorum. Programlarımda da söylüyorum bazen. Günde bir taşı binayı ömrümün düştüğü yere diyor. Can yatar gafil binası oldu viran derbedir. Diyor ki ömür binamdan her gün bir taş düşüyor. Ve yavaş yavaş o bina viran oluyor da canım bundan gafil. Dolayısıyla bunu mesela o 9 yaşımda ezberlemiştim bu gazeli ben. Yani büyüklerim, babam, amcam gazeli izah ettiklerinde ömrümüz bir binaya benziyor. Her gün bir taş düşüyor. Ve bir gün yıkılıp gidiyor dediklerinde aslında ruhumuza biz yıkılan bir binanın içerisinde yaşadığımız bir yerdeyiz. Burası bizim asıl yerimiz değil. Evler asıl evlerimiz değil. Mekanlar asıl mekanlarımız değil. Dünya bizim nihai yerimiz değil. Buradan ayrılıp gideceğiz. O zaman burası ara bir yer. Biz daha önce başka bir yerdeydik. Bu ara yere gönderildik. Buradan da asıl mekanımıza gideceğiz diye o çocukluk yaşlarımızda aslında hafızamıza işlendi bu. Ama bilinçli olarak tabii ki 15, 16, 17 yaşından sonra
özellikle Akil Vali olduktan sonra bu düşünce benden netleşmiş oldu. Yani. Peki hocam, çok önemli bir şey söylediniz. Yalnız hissetmek. Evet. Anlaşıldığınız için mi yalnızınız, anlaşılmadığınız için mi yalnızsınız? Bir fıtraten vardı bu. Yani anlaşılmayı ya da anlaşılmamayı hiç düşünmeden öyle yaşadığım anlarım oldu. Belki okul hayatımdan da kaynaklandı. Çünkü 9 yaşımda evden ayrıldım. Başka bir ailenin yanına gittim. O yalnızlığı bütün boyutlarıyla yaşadım yani. Kendi içime kapandım. Kuşlarla, ırmakla anneme babama selam gönderdim. Suyla gönderdim. Trenlerle selam gönderdim. O yalnız başıma durduğum zamanlarda tren garında trenlerle işte anneme babama kardeşlerime selam götürün dediğim zamanlarda yalnızlığı yaşadım. Ama fıtratımda da yaratılışımda da bu dünyaya ısınamamak gibi bir hal var sanki. Yani bir türlü anlaşamıyorum, barışamıyorum. Sanki dünya benim olmasını istediğim dünyadan çok farklı zaten şu anda. Acaba her şeyiyle çok iyi olsaydı ben yine bu dünyaya ısınabilir miydim? Emin değilim. Yani tükenmek, gittikçe tükenmek, tükenmek beni rahatsız ediyor. Bu dünyada gittikçe yok oluyoruz ve ölüme doğru gidiyoruz. Bu basit bir şey değil. Bu üzerinde düşünülmesi gereken bir şey. Bu yok oluş da değil. Benim içimdeki cevherin yok olmayacağını biliyorum, hissediyorum, inanıyorum. Ölürse tenler ölür, canlar ölesi değil. İşte bu beni kendi içime hapsedip yalnızlaştırıyor zaman zaman. Bu yalnızlık yaratıcıdan gafil olmak anlamında değil. Var olana yabancılık hissediyorum bu sefer. Bütün içinde bulunduğum her şeye yabancılık hissediyorum. Bu sefer de sıkışıyorum. Kendi içimde sıkışıyorum. Döndüğümde çevreme baktığımda yaşamam gerekiyor. İşlerimi yapmam lazım. Görevlerimi yerine getirmem lazım deyip tekrar toparlanıyorum. Ama bu fıtraten de yaşadığım bir şey. Yoksa yazdığım şiirlerle anlaşılamamak bundan değil. Ama o da eklenince daha katmerli hale geliyor. Evet. Yani. Ama tek başınalığı yalnızlık olarak görmüyorsunuz. Değil tabii ki. Öyle görmüyorum. Çünkü söylüyorum bazen kalabalıklar içinde bazen yalnız hissedersiniz kendinizi. Bazen tek başınıza kalırsınız ama sanki hiç yalnız değilmiş gibi yaşayabilirsiniz. Bu ruh haliyle alakalı. Can ten içerisinde sıkıştığı için dışarıdan etkilerle davranış biliminde de davranışı böyle tarif ediyoruz. Yani bir uyarıcıya karşı bedenin gösterdiği tepki. Dışarıdan etkilerle ya da içten bir takım mülahazalarla can beden içerisinde kıvranır ve davranış gösterir. Bu davranışı ya dünyayla bütünleşmek adına, dünyayla uyuşmalı, dünyayla anlaşmalı bir şekilde davranarak gösterir ya da dünyayla çatışarak gösterir. Ben daha çok bu dünyayla çatışarak davranış gösterdim. İnsanlarla değil, bakın hayatla değil. Dünya ve dünya kavramıyla çatışarak davranış gösterdiğim için o yalnızlık duygusunu yaşadım ve hissettim. Belki bu zaten benim şiirlerimin, yazdıklarımın da arka planındaki temel sahiplerden birisi. Sahiplerden birisi. Yazma arzusu, ifade etme arzusu buradan kaynaklanıyor. Anlaşılamamaya gelince benden anlamadın, şiirden anla, senin gülüşünle yaşadığımı, akşam ettiğim senden kalanla sabaha seninle başladığımı, benden anlamadın, şiirden anla demiştim ta yıllar önce. Onu hala söylüyorum. O yalnızlık hiç tükenmeyecekmiş gibi hala bütün bunlara rağmen. Peki hocam, acıyı ilk ne zaman hissettiniz? Tabii yani anne karnında da acı hisseder de insan. Bilinç alanında bende kalan, unutamadığım acı anlamında bunu alayım. Yoksa 3 yaşındayken de hastaydım, acı hissettim. O değil. Bilinç anlamında. Yani evet, bilinç alanımda kalan ve unutamadığım acı, babamın beni okula götürmek için köyden aşağı doğru inerken bir süre sonra yürüyemediğimde sırtını alıp taşıdığında kalbime bir çivi gibi, bir kıymık gibi saplanan acıdır. Nedeni de şu, okula götürecek, okutacağı bir yer yok, nereye götüreceğini bilmiyor, rüya görmüş, rüyasında yaşlı bir adam oğlunu okut demiş, dedem Sibirya gazisi, ailesini yeniden kaybetmek istemiyor, köyden kimsenin ayrılmasına izin vermiyor. Babam buna rağmen gitmiş, ben oğlumu okutacağım demiş, dedem de demiş ki okutamazsın, ben bütün ailemi kaybettim Sibirya'dan döndüğüm zaman. Yeniden kaybedemem. Babam da bunun üzerine böyle böyle bir rüya görmüştüm. Rüyamda pirifani birisi oğlunu okut demişti. İzin verirsen ağa ben oğlumu okutayım ağa derlerdi dedeme. Dedem de izin vermiş. Bunun üzerine nerede okutacağım sorusu gündeme gelmiş. Çünkü okul yok. Köyde okul olmadığı gibi nereye götüreceğini de bilmiyor. İşte yaklaşık bir ay önce kitap fuarında Balıkesir'de elini öptüm. Hüsnü Kaya öğretmenimle
karşılaşıyor. Onun okuluna gidiyor, köye uğruyor. Durumu açınca o da diyor ki bize getir. Nasıl yani diyor. Seyfullah abi getir bize diyor. Biz de okusun diyor. İlk bir bakalım nedir durumu diye. Köye geldiğinde babam bayram ediyordu. Düşünebiliyor musunuz? Bir aile sahibi, aile reisi birisi köyde elleri nasırlı, ayakları nasırlı, yüzü güneş yanığı dolu. Ama 30 yıl kitap okumuş, iki divanı ezbere bilen bir adam. Çocuğunu okutmak istiyor, okutabileceği yer yok. Bir yerden bir işaret alınca bayram ediyor. Eve geldiğinde Emine okutmak için bir yer çıktı. İşte Hüsnü davet etti, onun yanına götüreceğim falan diyor. Bende acı yavaş yavaş kıpırdanmaya başlıyor. Çünkü yarın köyden ayrılacağım demektir bu. İşte bunu tam o sırtına alıp beni taşımaya başladığı anda hissettim. Böyle saplandı. Neden? Döndüm şöyle bir köye baktım o beni taşırken. Annem kaldı geride, kardeşlerim kaldı, arkadaşlarım kaldı. Bütün bir köy. Köyden başka bir dünyam da yok. Hiçbir yer görmemişim. Hı hı. Bir anda karanlık bir alana doğru yürüyor gibi hissettim. Ve saplandı o kıymık. O çivi mi dersiniz, ne dersiniz? Zaman zaman büyüdü, zaman zaman küçüldü. Ama hala o yılları yaşadığımda, o günleri anlattığımda yüreğimin başında o acıyı hissederim. O benim bilinç ve bilinçaltımda da bilincimde de yer etmiş en büyük acıdır. İlk köyden ayrılıp bilmediğim bir tarafa okuma duygusuyla yürüdüğümde kalbime saplanan acı. Hocam, şimdi estağfurullah yani haddim değil ama evet. Sizin şiirinizin çok güzel bir sesi var. Eyvallah. Mutlaka onu herkes söylemiştir yani ses eyvallah. Konusunda evet. Hadsizlik de etmek istemem. Estağfurullah, estağfurullah. Ama ben size başka sesleri yorumlatmak istesem. Eyvallah. Mesela anne sesi, kar sesi, yağmur sesi, ezan sesi, kuzu ya da koyun sesi desem mesela. En son oraya bağlasam çünkü orada çok çok önemli, çok güzel bir hikaye var. Evet. Güzel sorular gerçekten. Çünkü bu seslerin hepsinin hayatımda derin izleri var. Anne sesi, annem, Allah rahmet eylesin. Anne derdim, can derdi. Anne sesi can demektir. Yani anne bende can demektir. Hiç can dışında tek defa söyle Nurullah dememiştir. Ne zaman anne deseydim can derdi. Ha anladım ki anne can demek. Onun için anne cennet demek aynı zamanda. Çünkü rahminde bizi taşıyan, Allah'ın bedenimize ruh üflediği mekanında bizi taşıyan ve hayatta kaldığı sürece de ismini andığımızda can diyen bir varlık. Onun sesi, can sesidir anne sesi. Anne sesi açsam doymam anlamına gelir. Anne sesi üşüyorsam ısınmam anlamına gelir. Anne sesi gurbetteysem vuslat anlamına gelir. Anne sesi çaresizsem çare, yalnızsam yalnızlığımı gidermek anlamına gelir. Edebiyat olsun diye söylemiyorum. Beni ve annemle ilişkilerimi bilen kardeşlerim, yakınlarım bilirler. Anneme baktığımda gözlerim dolardı bazen. Neden dolardı biliyor musunuz? Babama da baktığımda bazen gözlerim dolardı. Gençken de böyleydim, orta yaşlıyken de. Rilke'nin bir sözü vardır kadınlar hakkında. Der ki, ne kadar da hüzünlü bir güzelliği vardır kadınların. Hissediyorum ben. Neden hüzünlü bir güzellik? Çünkü solacak bir gün, kalmayacak. Gittikçe solacak o güzellik ve pörsüyecek, yavaş yavaş değişecek, halini kaybedecek, hüzünlü bir güzellik. Ben bunu genellemiştim. Ne kadar hüzünlü bir varlığı var anne babaların. Çünkü gözünüzün önünde ama bir gün kaybedeceksiniz. Bir gün ölecek, itecek, gidecek. Hep böyle gözlerim dolardı. Ben bu güzel insanları bir gün kaybettiğimde ne yapacağım derdim kendi kendime. Babam vefat ettikten sonra 2 ay aralıksız gözlerimden yaş geldi. Elimde olmadan akıyordu. Arkadaşlarım ve yakınlarım bilir. Bazen sızıyordu böyle. Annem vefat etti. Annem 2 ay komada kaldı. 2 ay kenar köşe ağladım. Gözlerimden yaş aktı. Neden? Çünkü anne sesi demek can demekse, anne gidiyorsa canınız gidiyor artık bir yerde. Yani böyle ifade edelim anne sesini. Diğeri neydi? Hangisiydi? Kar sesi. Şimdi karlarla imtihan edilmiş bir adama bu sesi sormak güzel öyle bir mi? Soru. Tabii. Çünkü benim doğduğum köy Horasan'ın Pinatus köyü. Ve karlı kayın ormanlarının olmadığı bir köy. Karlı vadilerin, karlı dağların,
karlı bir uçurumun olduğu bir köy. Yani dağın bir tarafı uçurumdu. Biz belki 4-5 ay çiçek, böcek, yeşillik görürdük. 2 ayda ekinler filan işte biçilirdi. 7. Ama aralıksız 5 ay, 5-6 ay karla imtihan edilirdik. Kar sesi duyardık. Hem yağan karın sesi, o ince bir sestir. Kulağı olmayanın, yani alt sesleri, alt perdeden sesleri duymayanın işitemeyeceği bir sestir yağan karın sesi. Çok naiftir, zarif bir sesi vardır karın yağdığı zaman. Onu bütün seslerden kendinizi azade kılıp dinlemeniz lazım. Pencereye kulağınızı verip ya da pencereyi açarak dinlemeniz gerekiyor. Bir de annenizin yanındayken izlemek. Evet, tabii. Ve bizim köyümüz omuz boyu karların yağdığı bir köydü. Diz boyu değil. Evden eve tünel açılarak gidildiğini hatırlarım. Yani karın altından tünel açıldığını hatırlarım. Ve kar sesi aynı zamanda büyüklerimizin evlerinin önünü kapatan karları temizlediklerinde, kar attıklarında karın çıkardığı sesti. Bacalarını küremek derdik biz. Bacalarını küredikleri zaman o karı aşağı döktüklerinde çıkardığı sesti. Kar sesi aynı zamanda babamın beni okula taşıdığı yıllarda, sırtında götürüp getirdiği zamanlarda kaşlarından aldığım buzların kırıldığında çıkardığı sesti. Babamın bıyıkları buz tutardı o beni taşırken. O bıyıklardaki buzu ve karı aldığımda böyle bir hafif bir ses çıkarırdı. Acaba babamın bıyıklarını çeker miyim onu alırken, incitir miyim diye rahatsız olduğum bir sesti o. Ve kaşlarından yine o buzu karı alırken. Aynı zamanda kar sesi babamın beni muhafaza edebilmek için yaptığı bir iş vardı, onu anlatayım. Oradaki sesti yine beni bir gün sırtında götürüyor köye. Köyümüzün 1,5-2 kilometresi müthiş bir rampadır yani. Bir yerde artık yürüyemezsiniz. Cedah yokuşu deriz biz oraya. Yürüyemezsiniz. Ben zaten 9 yaşımdayım. Düşünün, sırtına 2 kilometre yürüyorum. Kalıyorum artık, gidemiyorum. Sırtına alıyor beni. Ve ne yapıyor biliyor musunuz? Kendi paltosunu da çıkarıp benim sırtıma atıyor. Baba sen üşürsün. Oğlum ben yürüyorum, yürüdüğüm için üşümem, sen donma diye. Ben iki palto sırtımda, o paltosuz ceketiyle beni yokuş yukarı taşıyor. Bakın kar sesi nasıl gelecek şimdi gündeme. Böyle bir tarif edeyim. Şöyle bir rampayı çıkıyoruz. Virajlar var böyle, virajlar var. Bir virajı böyle döndük, diğer virajı. Bir virajı böyle döndük, şuradan gideceğiz. Şöyle bir hilal yapıp gideceğiz. Bir anda bana dedi ki, karlı bir hava. Pinatuz'un tepesine bak, dağın tepesine bak. Baktım dedim baba, baktım dağın tepesinde bir şey yok. Yok yok dedi, bak orada bir tilki var. Baba orada tilki yok. Hayır dedi, bak dedi tilki var. Baba tilki yok ama karlara batıp çıkıyor. Ayağının sesi karlarda böyle şey çıkarıyor. Yani gür gür bir ses çıkıyor. Rap rap karların içerisinde. Neden? Yoldan çıktı, saptı, tarlanın içine girdi. Karlara bata çıka beni dağın tepesine yönlendirdi. Bak bak orada tilki var. Baba orada tilki yok. Tekrar yola çıktı. Şöyle bir hilal yaptı, yola çıktı. Baba dedim orada tilki yok. Ayakları kar dolmuş. O artık lastik, kara lastik yerlerde onlar. Evet. Karlarla dolmuş. Dedi ki dön dedi şimdi yola bak. Dönüp yola baktığımda 7-8 kurt sürüsüyle, 7-8 kurttan oluşan bir sürüyle karşılaştım. Baba bunlar ne dedim. Dedi ki oğlum kurtlarla karşılaştık bir anda. Sen korkar da bağırırsın, kurtlar da bize saldırırlar diye seni dağın tepesine yönlendirdim. Oradaki tilkiye yönlendirdim. Orada tilki falan yoktu. Ama sen bağırmayasın diye seni oraya yönlendirdim ki hayvanlar da bize saldırmasın. Şükür dedi oğlum, ecelimiz de gelmemiş dedi. Bize de dokunmadılar. O kurtlarla böyle göz göze geldiğimi hiç unutmam. Böyle baktılar bize doğru, ben de onlara baktım. Ses dahi çıkarmadılar. Kar sesini biliyor musunuz benim için? Kurtların dahi ses çıkarmadığı bir yolda babamın ayaklarının battığı zaman çıkardığı sesten kulağıma gelen yankıdır kar sesi. Başka ne söyleyeyim ki? Evet, yağmur sesiydi bir de. Yağmur sesi. Peygamber Efendimiz'den bahsederken köy odasında selatü selam okurlardı. Naatla bitirirlerdi geceleri zaten. Alemlere rahmet olarak indirildiğini söylerlerdi ki ayet meali olduğunu sonradan da öğrendik zaten. Peygamberimiz alemlere rahmet olarak indirilmiştir derlerdi. Amenna ve saddakna derlerdi. İnandık ve tasdik ettik.
Onlar adını her andıklarında ellerini böyle yürüdüler ve Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed diye salatü selam getirirlerdi. Salavat getirirlerdi. Sonra tarlaya giderdik. Tarla sürerdik. 6-7 yaşımdayken ben boyunduruk deriz. Biz boyunduruğa çıkıp hodaklık etmişimdir. Hodak kavramı da kullanılır. Yani iki tane öküz düşünün. Onların boyunlarında bir boyunduruk var. Evet. 6 yaşındaki bir çocuğun oraya çıkması mümkün değil. Merdiven yaparlardı. O merdivenle o boyunduruğa çıkardık. Merdiveni çekerlerdi. Biz o boyundurukta öküzlere ho ho der sürerdik onlar. 6-7 yaşımda çalışmaya başladım ben. Hala çalışıyorum. Ho derken yağmur yağardı. Bazen hava açık olurdu, bazen yağmur yağardı. Yağmur yağmaya başladığında o damlaların sesi şunu çağrıştırırdı. Biraz sonra öküzler duracak, biz tarlayı sürmeyi bitireceğiz. Küçük bir çadır var ya da çadır da yok. Gidip orada omuz omuza vereceğiz. Yağmur bitene kadar o sesin altında ve o ıslaklığın altında bekleyeceğiz. Sonra tarlayı süremeyecek hale geleceğiz, köye döneceğiz. Ama asıl beni ilgilendiren konu şu. Yağmur yağardı, damlaların sesi düşmeye başlardı. Derdi ki büyüklerimiz rahmet yağmaya başladı. Biz kendi kendimize derdik ya, peygamberimiz de rahmet, yağmur da rahmet. Ha, demek ki peygamberimiz de yağmur gibiydi. Yağmur naatının temelleri orada atıldı. Yağmur sesi demek, peygamberimizin sesi demekti. Yani biz o yağmurun sesiyle rahmetin sesi, ha peygamberimizin sesi de böyle miydi filan diye hayal ederdik. Acaba? Evet. 6 yaşındayız. Evet, 6-7 yaşımızda yağmur sesi bizim dünyamıza böyle girdi. Sonra merak ettiğim iki yağmur sesi vardır. Mesela birisi Ebrehe'nin fil ordusunu temizleyen yağmurun sesi nasıldı merak ederim hep. Yani işte Mekke'yi, Kabe'yi yıkmaya gelen fil ordusu, Ebrehe'nin fil ordusu, Ebabil kuşlarının attığı taşlarla yerle bir oluyor. Evet. Ama o ordu kokuşuyor. Leş ordusu, müthiş bir koku. Mekkeliler evlerinde oturamıyorlar. Peygamberimizin dedesine gidiyorlar. Diyorlar ki bir dua etsen, duaları kabul edilen adamsın. Allah bizden bu kokuyu alsın. Peygamberimizin dedesi dua ediyor. Bir yağmur yağıyor ve o leş ordusunu alıp götürüyor. İzi kalmıyor ordunun. Şimdi hayal edin mesela Esra Hanım. Yani hangi yağmur bir ordunun bütün bir leşini temizleyebilir? Nasıl bir yağmur gerekiyor? İşte ben o yağmurun sesini bazen hayal ederdim. Acaba o ses nasıldı? Gür 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 bir yağmur mu yağdı? Gümbürtüyle bir yağmur mu yağdı? Nasıl götürdü onu? O öfkeli bir yağmurun sesiydi. Yani pisliği temizleyen bir yağmurdu. Leş ordusunu temizleyen bir yağmurdu. Bir yağmur sesini de çok merak ederim. O da Asım bin Sabit'in mübarek bedenini götüren yağmurun sesidir. Asım bin Sabit, ashabtan, Hazreti Peygamber yanındaki 9 kişiyle beraber İslam'ı tebliğ etsin diye bir yere gönderiyor onları. Ama bu bir tuzak. Ama bu müşriklerin de bir fırsatı kullanabilecekleri bir hadise. Çünkü Asım bin Sabit Uhud Savaşı'nda müşrik bir kadının, Mekkeli bir kadının iki oğlunu öldürüyor ve kadın yemin ediyor. Senin kafatasında şarap içeceğim diye ant içiyor. Ve ödül koyuyor. Bu ödülü almak için geliyorlar ve etraflarını sarıyorlar. Kılıçla şehit edemiyorlar. Çünkü pehlivan bir adam, mübarek bir adam. Oklarla şehit ediyorlar. Şişiyorlar üzerine çünkü kafatasını alacaklar, kadına götürecekler ve ödül alacaklar. Yaklaşamıyorlar. Arı kovandan boşanmış. Koca bir arı topu üzerinde bedeni. Ne yapıyorlarsa bedenin kafatasını alamıyorlar ve çıkaramıyorlar. Komutanları diyor ki bekleyelim akşama kadar, akşam arılar kalmaz, biz de kafatasını çıkar gider ödülü alırız. Akşam olmadan bir yağmur yağıyor. Ve mübarek bedeni de alıp götürüyor, yani bırakmıyor onların eline. Neden? Çünkü bunu duyduğu zaman Asım bin Sabit dua etmiş. Allah'ım beni onların eline bırakma. Şehadet istemiş ama beni de onların eline bırakma. O yağmurun sesini de çok merak ederim. Acaba o yağmurun sesi nasıldı diye. Ama yağmur sesiydi. Yani bizim tarlalara yağan yağmurun sesindendi diye de düşünürüm. Yağmur sesi de böyle benim için. Muhteşem. Evet. Ezan. Evet. Ezan sesi. Üzerinde belki saatlerce konuşulabilir gerçekten. Çünkü çok önemli bir ses. Ezan sesi. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Bütün dünyanın tanıması gereken bir ses. Neden biliyor musunuz? Bugünlerde yine gündem oldu. İşte batıda bir yerlerde, bazı ülkelerde
köleleştirilen çocuklar. Değil mi İsviçre'de? İsviçre'de. Evet. Yani bizim iyi bildiğimiz o çıplak ayaklı Heidi'nin ilk defa anlaşıldığını düşünüyorum. Yani bugüne kadar anlaşılmamıştı Heidi hadisesi. Hı. O çizgi filmde ayakları hep çıplaktı ama sormazdı insanlar niye çıplak diye. Çünkü o manada köleleştirilen çocukların hepsinin ayakları çıplaktı o zaman. Çıplak ayakla onlar çalıştırılırlardı. Ya da öyleydi, sembol olarak onların ayrıştığı nokta oraydı. Şimdi Amerika'da 1940'lı yıllara kadar otobüslerin ön tarafına binemeyen siyah renkli insanlar, yani bizden hiçbir farkı olmayan ve renkleri de biz belirlemedik. Renkleri biz tayin etmiyoruz. Yaratan yaratmıştır. İnsan olarak bizden hiçbir farkı olmayan insanlar vardı. Köleleştirilmiş, yüzyıllarca sömürülmüş. Otobüslerin ta 1940'lı yıllara kadar ön tarafına binemeyen insanlar vardı Amerika'da. Bütün dünyaya söylemek lazım. O fotoğrafı göstermek lazım. Temsili olarak da Çağrı filminde falan da görürüz. Evet. Kainatın en güzel sesidir ezan sesi, çağrı olarak. Dünyada daha ondan güzel bir çağrı sesi yoktur. Ve bu en güzel sesi İslam, Batılıların yüzyıllardır sömürdükleri Afrika'nın siyah renkli insanlarından Bilal-i Habeşi'yi Beytullah'ın üst tarafına çıkararak dünyaya ilan etmiştir. İşte ezan sesi benim için budur. Ezan sesi bütün dünyada ayrımcılık yapanların, insanları ayıranların, faşizan davrananların, üstünlüğü renklerde ya da sahip olunan bir takım güçlerde arayanların karşısına İnne ekremeküm indallahi etkâküm ayetini diken dünyanın en güzel sesidir ezan sesi. Allah'ın indinde en şerefliniz ona en yakın olanınızdır. Bilal-i Habeşi'yi oradaki bütün ashabın en üst tarafına, zirvesine çıkararak ezanı kainata okutan güç, rahmani güçtür ve ezan rahmani gücün dünyadaki en güzel çağrısıdır. Bunu bütün dünyaya okumak ve okutmak lazım. Çok ezanı bir de böyle değerlendirmek lazım. Dediğim gibi çok konuşabiliriz ama bendeki özeti bu. Hocam acaba bu sesleri çoğaltsak mı ya? Nasıl süper isterseniz. Gidiyoruz. Eyvallah. Ya vallahi nasıl gittiğini bilmiyorum. Ben şimdi, konuşuyorum işte. Şimdi süper gidiyoruz hocam. Eyvallah. Kuzu sesi mi koyun sesi mi hocam? Kuzu sesi çok güzel bir sestir. O koyunun peşinde me me diye böyle dolaştıkları sesler. Tarlalarda, çayırlarda çokça kuzu da güttük. Çünkü çobanlık da yaptım ben. Ama koyun sesi tabii farklı. Benim hayatımda koyunların da çok ciddi bir hatırası onu olduğu için. Onu dinlemek istiyorum hocam. Dinleyelim mi? Tabii ki. Yani koyun demek evet. Öksürmek serbest mi programda? O sesi de hocam yorumlayabiliriz. Tamam, teşekkür ediyorum. Çünkü böyle biraz soğuk bir hava. Gelirken de inşallah öksürmem falan diyordum ama öksürüyorum arada bir. İzleyicilerimiz de bağışlasınlar. Elde olan bir şey değil. Dedim ya ben 6 yaşımda 7 yaşımda çalışmaya başlamıştım. Çalışmaktan yüksünen, uzak duran ya da çalışmaktan hoşlanmayan birisi değilim. Hala bugün boş kalmak beni rahatsız ediyor. Yani mutlaka bir şeyler yapmam lazım. Evde bile rahat duramıyorum. Yani alıyorum bir şeylerle uğraşıyorum. O yüzden ortaokul 2. sınıfta İlk defa Horasan'da boyacılar gördüm. Baktım ayakkabı boyuyorlar. Hı. Dikkatimi çekti. Hiç görmemiştim o güne kadar. Allah Allah. Kahvanede geliyor. Boya sandığını koyuyor. Adam ayağını koyuyor sandığın üzerine. Onu cil alıyor, boyuyor, para alıyor. Özgür bir adam. Müthiş özgür bir iş. Amiri yok, memuru yok, karışanı yok. Ayakkabı boyuyor, para alıyor. Amcama gittim. Amcamın da kahvanesi vardı. Dedim ki amca bana bir boya sandığı yapar mısın? Koyunlara buradan gittik çünkü. Hmm. Boyacılık önemli yani. Ne yapacaksın dedi. Boyacılık yapacağım. Sen dedi okuyorsun git işine bak. Amca dedim ben yaparım. İzin vermedi. Yengemin yanına gittim. İkisi de hayatta. Biri 96 biri 92 yaşında şu anda. Evet. Hatta bir 10-15 gün önce orasındaydım ellerini öptüm ocağın başında. Şimdi dedim ki yenge dedim ben dedim boyacılık yapmak istiyorum. Amcam izin vermiyor. Bana yardım eder misin? Paşa yengem ismi Nazime. Nazime yengem. Yerde Sait. Nazime yengem amcamı ikna etmiş. Demiş ki ya, ortaokulda okuyan bir çocuk. Ortaokul 2. sınıfta okuyor. Bir haftadan fazla dayanamaz. Hem boyacılık hem okul. Bırakır zaten boya sandığında verirsin başka birisine. Yaptır çocuk. Bana boya sandığı yaptırmadı demesinler. Muradına ersin. Yaptırdı boya sandığını.
Ben öyle bir haftada falan vazgeçer miyim? Başladım boyacılık yapmaya. Ama ilk hafta bir iki defa tokat yedim. Niye? Çünkü çorap boyamışım yani. Boyacılığı bilmiyorum. Yani o vuran büyük. Hocam, o zaman kaç yaşındaydınız Nurullu Hocam? Ortaokul ikinci sınıf. Yani işte 13. Yani 12 bitmiş. 13'e girmişim. 13 yaşımdayım. Çünkü çorap boyuyorsunuz ve... İlk kendi ayakkabınızı boyadınız hocam. Kendi ayakkabım yok o zaman zaten yani. Muhtemelen ben ayakkabıyı ortaokul 3. sınıfta kendi paramla aldım. Öyle hatırlıyorum. Aa, öyle bir sorun. Kara lastik giyiyorduk biz. O zamanlar ayakkabıyı nerede bulacaksınız yani 70'li yıllar filan. Yani kara lastik giyiyorduk. Lastikle gidip geldiğim okula çok vakidir benim yani. Lastiklerle gidip geliyordum, kara lastiklerle. Ortaokul 3. sınıfta bir çift ayakkabı aldım. Yani hiç unutmam böyle... Sivri burunlu falan gittim aldım. Onları bir özenle de saklardım, boyardım. Ama boyacılık yaptığımda da birkaç defa ayakkabı giydim. Amcamın oğlunun ayakkabısı falan vardı. Biraz numarası düşüktü ama onu giydim falan. Onları hiç unutmuyorum yani. Onlar çabuk geçti gitti. Birisi bana acıdı. Dedi ki evlat dedi gel sana boyacılığı öğreteyim. Bana boyacılığı öğretti. Dedi ki bak dayak yemezsin. İyi de para kazanırsın. Ne yapacaksın dedi. İki tane bez alacaksın. Kuru bezle temizleyeceksin önce. Sileceksin. Yaş bezle sileceksin. Cila atacaksın. O cilayı bir fırçalayacaksın. Hı hı. Boyaya atacaksın. İkinci cila fırçalayacaksın. Mat değilse bir ayakkabı. Burun kısmında yüzünü görüyorsan o boya tamamdır. Tabii. Böyle anlattı, öğretti. Ben böyle ayine dönüştürdüm boyayı. Peki çorapları nasıl boyamayacağım? İşte iki tane karton alacaksın dedi. Dörde böleceksin. İkisini bir ayağın iki tarafına, ikisini de iki tarafına, aynı kartonlara iki ayakta da kullanmayacaksın. Takacaksın ve çorapları boyamayı engelleyecek onlar. Bunu da yaptım. Bir hafta 10 gün başladım ayin gibi boyacılık yapıyorum. Yapıyorum, fırçalıyorum. Yüzümü göremiyorsam bir daha cila sürüyorum madde ise yani. 2 ay içerisinde boya parasını da 50 kuruştan 25 kuruşa düşürünce Horasan kahvanelerinin aranan boyacısı oldum ben. Bir de not tutuyorum. Şöyle bir defter var, deftere yazıyorum. İşte Hüseyin amca çeliğin kahvesine gelir. İkindiği falan camide kılar. İki çift ayakkabısı vardır. Biri kahverengidir, biri siyahtır. Çorabını boyama, parayı da vermez, tokatı da yersin. Notlar aldım. Defterime doldurduğum notlarla o saatte gidiyorum. O amcayı orada yakalıyorum ya da o hacıyı orada yakalıyorum. Onlar da artık kendi saatlerinde gittiğimi görünce Nurullah gel boya diyorlar. 30, 40, 50 çift ayakkabı boyamaya başladım ve iyi para kazanmaya başladım. Ama farkında değilim diğer boyacılar. Kaç kuruştu hocam o zaman? Yani 50 kuruştan işte 25 kuruşa düşürmüşüm boya parasını ama buna rağmen çok ciddi para kazanıyordum. Peki taşırdıklarınızdan hiç para almıyordunuz değil mi? Nasıl? Yok tabii ki. Para almadığım gibi dediğim gibi bir iki defa da tokat yedim yani. Aklı adam da yani. Bembeyaz çorapları var sizin, o simsiyah yapmışsınız dedi. Yani bir şey de diyemiyorum niye vurdu diye. Bir iki defa öyle tokat yediğim oldu. Kalk lan boyayı bilmiyorsun falan deyip tokatlayan da olmuştu. Hakkım helaldir. O zaman boyacılar toplanmış demişler ki ya bu Allah'ın belası nereden geldi? Bizim bütün müşterilerimizi aldı. Amcaoğluyla beni sıkıştırdılar bir yerde. Dayak yedik yani orada. Ya boya sandığımı kırdılar. Şimdi onlardan tabii hayatta olan tanıdıklarımız var. Var mıdır hocam onlara? Hayattalar mıdır? Tabii. Yani hala bir araya geldiğimiz hakkını helal et diyenler var. Öyle işte. Oldu mu? Tabii. Yani mesela Vahit diye bir arkadaş var hala hayatta. Bu size Horasan'da. Yani pataklayanlardan mı? Tabii onlardan birisi. Onunla bir gün konuştuğumuzda ya hocam hakkını helal et ya o zaman böyle bir şey yaptık filan dedi. Amcamın oğlu hayatta Ahmet'le beni beraber. İkimizi birden. Onlar boyadan zengin mi oldular? Hayır yok ama çocuk ben onlara bir şey diyemiyorum ki. Kaç yaşındalardı? Yani ben 13 yaşındayım. Onlar da 12-13 yaşında, 14 yaşında çocuklar. Yani siz onları sorumlu tutamazsınız. Niye Nurullah dövdünüz diye filan diye. Zaten amcam kızdı, bizi gördü. Ben dedi yeniden boya sandığı yaptıracağım. Sana dedi işte getireceğim filan. Sait amcam dedim ki amca sakın öyle bir şey yapma. Ben kavgalı iş yapmam. Kavgayla iş yapamam. Yani beni bir daha sıkıştırırlar, bir daha döverler, bir şey olur. Aileler arasında sıkıntı olur. Çünkü babam böyle öğretti. Kavganın olduğu yerde biz yokuz. Sevmeyiz. İnsanların isimleriyle uğraşmayız, kavgadan nefret ederiz. Yani huzursuzluktan nefret ederim. Huzursuzluk olduğu zaman çeker giderim ben bir yerde. Dedim ki yok huzursuzluk istemiyorum. Amcam vazgeçti. Gittim bir lokantaya girdim bulaşıkçı olarak. 3 ay dedim ki hem aşçılığı öğreneyim, yemek yapmayı öğreneyim hem de okula gideyim. Fakat orada da 3 ay sonra kovuldum. Niye?
Çünkü lokantanın sahibi bir kural koymuştu. Bir kap yemekten fazla yemek yiyemezsiniz diye. Ben doymuyordum. Yani okula gidiyorum, geliyorum, yoruluyorum. İkinci kabı maaşımdan yemek istedim. Bir 15 gün kadar da yedim zaten. Üçüncü ayın yarısında yani. Maaşı öderken lokantanın sahibi kesintiyi görünce bu nedir dedi. Dediler ki işte yemek yedi fazladan. Kuralları bozuyorum diye beni çıkardı. Ya parayı şimdi yaşıyor mu hocam? Vefat etti, Allah rahmet eylesin. Evet. Hoş bir adamdı yani, güzel, iyi bir adamdı. Ben işletmeciyim. İşletmecilikte kurallar önemlidir. Yani. Öyle mi? Tabii tabii. İlk işletme? Tabii. Yani ilk işletmem işte boyacılık yaparken bir işletmecilik yaptım. Süper yani. Tamam. Tabii. Yani şimdi bakın benim orada defterime yazdığım bilgilerin modern pazarlamadaki karşılığı ne biliyor musunuz? Böyle olacağını bilseydim kaybeder miydim? O defter duruyordu, bir taşınma esnasında kaybettim. Evdeydi yani, sürekli tutuyordum onu. CRM diye bir başlık vardır. Yani Customer Relationship Management derler. Müşteri ilişkileri yönetimi. CRM. Farkına varmadan ben ortaokul 2. sınıfta boyacılık yaparken CRM yapmışım. Yani müşteri ilişkilerini düzenlemişim, yazmışım, bilgilerini almışım ona göre. Tabii tabii. Ona göre adım atmışım. Yani o kişi nerededir, ne zaman gider, hangi davranıştan hoşlanır falan değil tabii. Yani onun hoşlandığı davranışları göstereyim değil. Ama onunla ilgili bilgilere dayanarak ona gideyim diye bilgi toplamışım. Bunun adı CRM. İşletmecilikte böyle bir şey var yani, pazarlamada var. Neyse, oradan da kovuldum ben. Kovulunca işsiz kaldım. Şimdi düşünüyorum ne yapayım diye. Jeneratörler elektrik verirdi Horasan'a. Gece 12'den sonra da elektrikler kesilirdi. Çünkü jeneratörü kapatırlardı dinlensin diye. Saat 4'e kadar karanlıkta kalırdık. Lokantalar, kahvehaneler gece 12'ye kadar açık olurdu. Herkes 12'ye kadar elektrikten azami faydalanayım diye kahvehaneleri doldururdu. Köylüler bile kahvehanelerde otururdu. Elektrikler sönünce evine giderdi herkes. Hı hı. Şimdi buradan işte fırına geçiş yapacağız. Çünkü koyun hadisesi fırından doğdu. Hemen bitişimizde fırın var, ekmek fırını. Babam da ortak 1/4. Amcam ortak. Bir amcam da yarısına ortak. Babam koyunlarını satmış zamanında. Diyelim ki 50 koyundan 40'ını satmış işte. 38'ini satmış, ortak olmuş. Fakat henüz bir para kazanamıyor. Borçları var. Sürekli borç ödüyorlar. Kiraya vermişler. Babamın ahırında da 12 tane koyun kalmış. Hocam şöyle yapalım mı? Çok önemli bir yerdeyiz. Evet. Bizim için çok önemli. Bir reklam var. Kısa tabii. Bir reklam. Ha, reklam varsa siz bana onları söyleyin. Ben hemen keserim yani. Çok kısa bir reklam. Tabii. Reklamdan sonra Nurul Hocam. Devam önemli. Edelim. Bu konu bizim için çok önemli. Tabii. Tabii. Bir reklam arası verelim değerli izleyicilerimiz. Ben çok daldım. Çok da güzel gidiyoruz ama bir kısa bir reklam. Reklamdan sonra Nurul Hocamızla programımıza devam edeceğiz. Hadi bakalım. Arap'ta Sorular programındayız. Şair mütefekkir Nurullah Genç hocamızla Arap'ta Sorular programına devam ediyoruz. Hocam nerede kalmıştık? Koyunun sesinde kaldık galiba. Yani koyun sesinin nereden doğduğunu anlatırken de boyacılığa falan girdim. İyi ki de girdik, evet. Eyvallah. Onu söylüyordum. Elektrikler saat 12'de gidiyordu. Çünkü jeneratörle elektrik veriliyordu. Yani bugünkü gibi değildi. O günkü Türkiye fotoğrafı başka bir fotoğraftı. İşin gerçeği o. Fırında da 12'den sonra ustanın ekmek pişirebilmesi için fırının bizatihi ekmeğin piştiği alana fener tutulması gerekiyordu. El feneriyle ışık vermek gerekiyordu ki usta rahat ekmeklerini atıp çıkarabilsin. Bir çırak vardı ve bunu yapıyordu sürekli. Fener tutuyordu. Ben de bazen görüyordum. 12'den sonra fırına giriyordum. Bakıyordum fener tutuyor. Usta da ekmek pişiriyor. İşte bir gün cuma akşamı usta dedi ki Nurullah dedi sen dedi çalışıyor musun bir yerde? Dedim yok, lokantadaydım, kovuldum dedim oradan. Ama iş arıyorum. Dedi ki cumartesi pazar yevmiye versek bize çalışır mısın? Ne yapacağım dedim. Elektrik fener tut dedi gece. Çünkü bizim çırak kaçtı dedi. Ben de olur dedim. Amcamdan izin aldım. Dedi ki bak pazartesi okul var 2 gün. Tamam dedim. Ne olduğunu da bilmiyorum. Yevmiyede baktım, fena bir yevmiye değil yani, para kazandıracak bana. Başladım fener tutmaya. Fakat o fırındaki hava, o çalışma havası, o atmosfer, o iklim öyle bir sardı ki beni. Yani şimdiki gibi değil tabii. Teypler var, onlara kasetleri takıyorlar. İşte değişik türküler, arabesk müzik, o çalıyor, bu çalıyor. Aralarında şakalaşıyorlar, oynuyorlar, paslaşıyorlar, fıkralar anlatıyorlar ve çalışıyorlar. Hamur yapılıyor, hamurdan francala yapılıyor. Ekmek yapılıyor, o francala diyoruz biz ona. O sonra pişiriliyor, işte çırak fener tutuyor. O hava
öyle bir hoşuma gitti ki ya dedim ben acaba geceleri fener tutup gündüz okula gidebilir miyim? Yani 12'den 4'e kadar fener tutsam, 4'te uyusam, 8'de kalksam, okula gitsem nasıl olur? İkinci günün sonunda bu netleşti. Dedim ki ben bunu yapabilirim. Yani akşam 5'te çıkıyorum, gelirim, yemeğimi yerim, ödevlerimi yapar, biraz uyurum. 12'de fener tutarım, 4'e kadar, 4'te uyurum, 8'de kalkarım, giderim, bunu yapabilirim diye kendi kendime karar verdim. Amcama gittim. Dedim ki amca, ben dedim bu işi sürdüreceğim dedim. Bana izin ver, ben 12'den 4'e kadar fener tutacağım, 4'te uyuyacağım, 8'de kalkacağım, okula gideceğim. Amcam kovdu beni. Sen deli misin dedi ya. Çocuk gece çalışıp gündüz okula gidecekmiş. Hele bunun yaptığına bak filan dedi. Gittim yengeme tekrar. Dedim yenge hani boya sandığında ikna etmiştin ya amcamı ikna et. Yengem bizim elçimiz. Çok mübarek güzel insanlar onlar. Cenab-ı Hak bana ne güzel insanlar denk getirdi. Yani şöyle düşünüyor. Evet ya. Yani. Yani çok güzel insanlar denk getirdi. Yoksa bu hikayelerin hiçbiri olmazdı belki de yani. Dedi ki demiş ki bırak çocuk tutsun. O da demiş sen deli misin demiş ya. Gece o fener tutacak gündüz okula. Demiş ki hangi çocuk iki günden fazla dayanır? Bir hafta hiç dayanamaz ya. Kendisi vazgeçecek zaten. Hmm. Amcam bu sefer demiş ki doğrusun bu sefer dayanamaz. Yani kendisi de zaten der ki ben artık yapmıyorum bu işi. Bana dedi ki tamam yap bakalım. Ben başladım gece fener tutuyorum gündüz okula gidiyorum. Bir hafta, iki hafta, üç hafta. Amcam arada bir diyor ki oğlum yeter bırak. Yok diyorum amca ben fırıncılığı öğreneceğim. Kafayı taktım illa o ekmek yapmayı, pişirmeyi, hamur yapmayı, hamurkarlığı, francalama işlemeyi böyle hamuru alıp vuracağım, işleyeceğim onu filan. Bunu ille becereceğim. Ezeceğiz yani. Evet. Bir taraftan da fener tutuyorum fırının içerisine ve işi öğrenmeye çalışıyorum. Hı-hı. 12'den 4'e kadar çalışıyorum. 4'te uyuyorum un çuvallarının üstünde. Kalkıyorum yüzüm gözüm un, duş alıyorum, elbisemi giyiyorum, okula gidiyorum. Bir de ortaokul 3. sınıf olduğu için parasız yatılı imtihanları var. Arada bir de parasız yatılı imtihanlarına çalışıyorum. Hoca bir kitap ver, ona çalışıyorum filan. Böyle bugünkü gibi işte dershaneler, kurslar filan onlar yok. Sene bitti. Çevremden demişler ki bu sene okulda kalır. Kesin yani okulda kalacak. Sınıfta kalır yani okulda kalır dediğim o sınıfta kalır. Mezun olamaz. Amcam da demiş ki ben vazgeçiremedim. Kalırsa da Seyfullah'a derim bir daha göndermesin ya. Çocuğun okumaya niyeti yok. Fırında çalışıyor gece gündüz okula gidiyor. Velhasılı kelam bitti okul. Horasan Ortaokulu birincilik belgesini aldım götürdüm amcam. Birincilikle? Evet. Horasan Ortaokulu'nu birincilikle bitirdim. Hı-hı. Şaşırdı. Nasıl olur dedi ya dedi gece çalıştın gündüz okula gittin. Amca dedim ben geldiğim zaman da ödevlerimi yapıyordum. Her şeyi zamanında yapıyordum. Uyuyordum. 12'de fener tutuyordum kalkıyordum. Sonra parasız yatılı imtihan sonuçları geldi. Bana belge gelmedi. Belge gelmeyince ben üzüldüm, şaşırdım. Bekledim bir hafta 10 gün herhangi bir belge gelmedi ben kazanamadım diye kenar köşe ağlamaya başladım bu sefer. Nedeni de şu babamla parasız yatılıyı konuşurken baba ben parasız yatılıyı kazanacağım herhangi bir şey yapman gerekmeyecek dediğimde şöyle demişti. Oğlum ola ki kazanamayabilirsin. Kazanamazsan ben seni Erzurum'a paralı yatılıya götüreceğim çünkü beni İmam Hatip Lisesi'nde okutacak. Tek arzusu o. Paralı yatılıya götüreceğim. Ahırdaki 12 koyundan 10'unu satarım. Seni götürürüm paralı yatılıya yazdırırım. Ben her yıl gider Trakya'da, Ege bölgesinde, zeytinyağı fabrikalarında, inşaatlarda çalışır. 10 tane koyun kazanır getiririm eve. Sen rahat ol. Kazanamayınca parasız yatılıyı başladım ağlamaya. Çünkü 10 koyun gitti satılacak. Babam kararlı. Zaten ahırda 12 tane koyun var. 30 koyunu falan fırına vermiş. Yani başka koyunu yok adamın. İki tane de sığır var, inek var arada. Başka hiçbir şey yok. 10 koyunun satılmasının anlamı ne? Kardeşlerimin, biz 9 kardeşiz. 2 anne baba 11. O zaman 3 kardeşim yoktu henüz, dünyaya gelmemişti. 6 kardeş, 2 de kendileri 8. Evin bütün yağı, peyniri, sütü o koyunlardan. Ya onlar gitti mi bunlar kesilecek. Ben kardeşlerime kötülük etmiş gibi olacağım. Bu nasıl iş filan diye ağlamaya başladım. Ben ne yaptım? Fırında çalıştım. Çalışmasaydım kazanırdım. Ben de inandım yani. Kazanamadım bu muhtemelen yeterince hazırlanamadım filan diye. Babam geldi orasına. Duymuş benim ağladığımı, üzüldüğümü. Geldi bana sarıldı. Dedi ki oğlum vardır bunda bir hayır. Senin nasıl çalıştığını biliyorum. Oğlum dedi bak dedi. Sen fırında çalıştın gece ama okulda birincilikle bitirdin. Yani bu senin derslerine de iyi çalıştığını gösterir. Okulu birincilikle bitiren parasız yatılıyı kazanamıyorsa bir hayır vardır bunda oğlum. Üzülme dedi beni teskin etti.
Biraz kendime geldim. Neyse o yaz geçti. Güzün geldi. 10 tane koyunu getirdi, sattı. Birini harçlık yaptı kendisine ve bana. 9 koyunu da aldı beraberim. 9 koyunun parasını da beraberinde aldı. Gittik Erzurum'a paralı yatılı ya. Veznedar'a dedi ki ben oğlumu buraya kaydettirmeye geldim. O da buyurun dedi. Hesap kitap. 9 koyun benim bir yıllık bütün ücretimi ödemeye yetti zaten. Verirken de o espriyi yaptı. Dedi ki 9 koyun parası veriyorum buraya. Abi dedi senin taksitin falan hiçbir şeyin kalmadı dedi. Bir dahaki sene getirdiğinde yine görüşürüz dedi. Dedi Nurullah bilmez buraları. Kars'ta bir yıl okudu. Önce Allah'a sonra sana emanet. Sen dedi vesile ol. Çocuğa da baş göz kulak ol dedi. Göz kulak ol. Abi benim emanetimdir dedi. Babam döndü. 2 ay. Bakın 2 ay aralıksız. Her akşam camdan baktım ve gözlerimden yaş geldi. Bir de İskender diye bir oda arkadaşım vardı. O da Oltu tarafından. O ailesini ağlardı. Ben 10 koyunu ağlardım. O aileye ağlardı ama ben de ona demezdim yani. Aslında babanıza, ailenize ağlıyorsunuz. Tabii size. Ki 10 koyun ağladığım aileye verdiğim zarar. Yani 10 koyun satıldı onlar süt peynirsiz kaldı falan diye düşünüyorum ya. Camdan bakıyorum koyunlar böyle gözümün önünden gidiyor. Ahırdan ayrılıyorlar falan. İskender'le omuz omuza verip ağlıyoruz. O da çok yufka yürekli, güzel bir adam. O da aileye ağlıyor, dayanamıyor. 2 ay sonra, tabii o arada bir şey daha söyleyeyim. Öğrencilerimize falan bu önemli bir duyuru buradan. Çalışsınlar, karşılığını alırlar. Ben bu şartlarda bile ya 2 ay paralı yatılda kaldım. Hemen hemen gözyaşı dökmediğim gün yok. Ama girdiğim bütün imtihanlardan 9-10 almaya başladım yani derslerden. Çünkü böyle olmasa müdür yardımcısı beni tanımazdı. Şimdi İstanbul'da oturuyor Necati Demirci hocam, o zaman müdür yardımcısı. Çok selam olsun. Buradan selam ediyoruz. Abdurrahman Teber benim müdürüm. Ellerinden öpüyorum Ankara'da. Necati Demirci hocamla karşılaştık. Dedi ki Nurullah sen neden parası yatılda kalmıyorsun? Beni nereden tanıdı? Dersinde en yüksek puan aldığım için. Ve öğretmenler odasında da konuşulmuş. Dedi ki seni konuştuk dedi. Bütün derslerden yüksek puan almışsın diye. Neden dedi parası yatılda kalmıyorsun? Hocam ben kazanamadım dedi. Ya olur mu dedi, senin dedi listede adın var. Aha. Hocam dedim ben bilmiyorum nasıl adım var listede. Gel dedi, çıkardı beni. Parası yatılı listesine bir baktık, isim orada. Ya hocam nasıl olur dedim ben. Oğlum sana dedi belge gelmemiş. Koyunlar geri gelmeye başladı. Koyunlar geri geldi diye ben bir sevindim, bir mutlu oldum. Böyle neredeyse şıkıdım şıkıp oynayacağım. Koyunları geri alacağız. Dedi ki babana haberdar et. Kayıtlar bitmedi mi hocam? 2 hafta uzatıldı dedi. Baban gelsin. Ben babama telefon ettim. Fırını aradım. Fırında telefon vardı. Mecburen çünkü fırında telefon var. Sipariş alıyorlar, un istiyorlar filan. Babam acele gelsin. Parası yatılıyı kazandım. Rapor alması lazım. Sağlık raporu ve başka velinin olması gerekiyor. 15 gün geçti. Babam ancak geldi. Şimdiki gibi değil ki SMS at babam gelsin. Yani hemen mesaj gönder babam duysun. Böyle bir şey yok. Bir haftaya ancak köye haber göndermişler. Yollar kapanmış. Babam da bir haftaya ancak inmiş. Oradan geldi Erzurum'a. Kayıtlar bitti diye üzülürken Necat Hoca dedi ki bir hafta daha uzattık. Ne şanslı çocuksun dedi ya dedi. Git hemen raporunu al gel. Babamla gittik. Bütün her şeyi tamamladık. Gideceğiz. Kaydı yaptırdık parasız yatılıya. Paralı yatıldan elbiselerimi, dolaptaki eşyalarımı ve bir de kalan koyunların parasını alacağız. Gittik. Babam veznedarla konuştu. Dedi ki bu dedi parası yatılıyı kazanmış meğer. Belgesi gelmemiş. Ben de demiştim vardır bunda bir hayır. Elbette bunda bir hayır vardır. Biz ayrılıyoruz. Veznedar bunun üzerine dedi ki abi dedi 9 koyundan 2 koyun gitti. Koyun hesabını bildiği için babam söylemiş ya 9 koyun diye. 7 koyunun parası kaldı dedi. Babam da iyi dedi. Çıkardı böyle desteğiyle parayı koydu. Dedi ki abi buyur. Babam şöyle paralara bir baktı. Dedi ki veznedara, bu paralı yatılda taksidini ödeyemeyen çocukları var mı? Adam şöyle bir durdu, hayırdır abi dedi. Ya dedi, harçlığı olmayan, sıkıntı çeken, taksidini ödeyemeyen çocuklar varsa, ben bu parayı bırakayım da sen onlara adil bir şekilde dağıt, olmaz mı? Abi dedi, bu çok para. Ya dedi, çokluk bizim içindir. Allah'ın hazinesi sonsuzdur. İsterse bize fazlasıyla verir. Ben zaten bu 10 koyundan vazgeçmiştim. Hayrı buymuş meğer, yani ben bu çocuk niye kazanamadı, bir hayır vardır derken meğer hayrı buymuş, şimdi anladım. İşte bu hayrı yapalım diye ben sana bıraksam bunları adil bir şekilde dağıtmaz mısın? Abi başımın üstüne dedi, nasıl dağıtmam dedi. Adam geldi sarıldı, gözleri ıslandı. Emanet bana dedi abi, ben bu parayı adil bir şekilde buradaki çocuklara da, çok fazla çocuk var ihtiyaç sahibi. Babam da dedi ki helal olsun onlara dağıt dedi.
Ben koyunlar gitti diye bir daha bir üzüldüm, bir üzüldüm. İçimden böyle bir eyvah koyunlar yine gitti, anlayamıyorum da meseleyi. Babam beni aldı, İmam Hatip'e götürürken parası yatılıyor. Anladı hüzünlendiğim. Başımı okşadı. Dedi ki oğlum 10 koyun parasını biz kazanırız. Ben gider kazanırım. Hiç dert değil. Çalışırım. Fazla çalışırım. Ama şurada ihtiyacı olan 2 tane çocuğa faydamız olsa, onlar yarın bitirseler İmam Hatip'i, güzel güzel yerler kazansalar, iyi işler yapsalar, onların sevabından bize de gelir mi gelmez mi? Gelir dedim. İşte bu sadaka-i cariyedir oğlum dedi. Bırak dedi 10 koyun bizim sadaka-i cariyemiz olsun. Biz öldükten sonra da kapanmayacak bir defterimiz olsun. Değil mi oğlum? Deyince ben neşelendim. Tamam baba dedim. Beni bıraktı gitti. Şöyle bir hafta 10 gün 15 gün düşünüyorum ne yapayım. Ahır koyunsuz kalmış. Ben ne yapabilirim? Çalışmam da lazım. Boyacılık aklıma geldi. Baktım ki parasız yatılda 500'e yakın öğrenci var. Öğretmenler var. Ayakkabılar her gün kirleniyor. Çamur oluyor ayakkabılar. Herkes siliyor, bezle siliyor. Boyacı yok. Dedim ki ya acaba ben bir boya sandığı yaptırsam burada boyacılık yapabilir miyim? Bir sorsam, izin istesem. Gittim parasız yatılının müdürüne sordum. Dedi ki şimdiye kadar hiç böyle bir istek gelmemişti. Bunu ben müdür beyle konuşayım. Gitmiş Abdurrahman beyle konuş. Abdurrahman Bey de demiş ki yani derslerine çalışacaksa, tembellik etmeyecekse bir çocuk bir delikanlı yapsın demiş. Bundan daha güzel bir şey olmaz. Çalışacak çocuk. Yapsın. Dedi ki oğlum dedi derslerine sıkıntı olmayacaksa. Dedim olmaz hocam. O zaman yap dedi. Gittim bir boya sandığı yaptırdım. Getirdim. Parasız yatılda başladım ayakkabı boyamaya. Boyayı da iyi yapıyorum ya. Yani parlatıyorum. Cilayı sürüyorum. Kartonlar da var. Hepsi var. Artık tecrübe var yani. Başladım ayakkabı boyacılığı yapmaya. Ama o boya sandığı kırılmadı değil mi hocam? Onu sıkıntı ile daha sonra kırıldı. O da kırıldı. Kırdılar mı onu da? Onu üniversitede kırdılar. Allah Allah. Tabii. Şimdi İmam Hatip parasız yatılıya girdiğimizde şöyle hemen bir iki tane sütun var girişte sağda. Evet. O iki sütunun arasına koydular benim boya sandığımı. Zeki Hoca, İmam Hatip'in müdürü, Allah selametlik versin. Programa götürdü beni, içeri girdik. Hocam dedi bu sütunların burayı muhafaza ediyor. Senin sandığın yeri burası. Orada başladım boyacılık yapmaya. 3 yıl boyacılık yaptım orada. 4 yıl yaptım da 1 yıl. Hem boyacılık hem paralı ödev yaptım bir de. Şimdi burada çok güzel bir detay var. Ne biliyor musunuz? Paraları saklayacağım yer yok. O kadar kazanıyoruz. 10 gün geçti. Her gün 10, 20, 30 çift arttı benim boya işi. Paraları alıyorum. Saklayacağım yer yok. Öğretmenlerden birine gittim. Parası yatıldı. Dedim ki hocam dedim ben bu paraları saklayamıyorum. Size versem emaneten tutar mısınız? Oğlum dedi olur. Yalnız bir şartla nedir? Ben hayattayken de hayatta olmadığımda da kimseye söylemeyeceksin. Hocam neden dedim. Bana herkes bir şey emanet eder ben hepsini saklayamam dedi yani. Ama getir bana dedi. Başladım ona götürmeye. 4 yıl sormadım ne kazandığını. Boyacılık yapıyorum. Bitiriyorum parayı götürüyorum hocaya veriyorum. Bitiriyorum parayı hocaya veriyorum. 3 yıl böyle bitti. 4. yılda ayakkabı boyuyordum. Şimdi Erzurum'da imamlık yapıyor. Rıfat Kars diye bir arkadaşım var. Bir gün geldi dedi ki Nurullah'cığım dedi bir saatte kaç çift ayakkabı boyuyorsun? Yaklaşık 10-15 çift boyuyorum dedim yani duruma göre. Dedi ki benim coğrafya ödevim var dedi. Yap dedi o saat kadar boya parası vereyim dedi. Dedim ama bir saatte bitiremem. En az 2 saat sürer. Tamam 2 saatlik parayı vereceğim dedi 30 çift ayakkabı. Ama bugün yapamam dedim yani. 3 günüm var dedi. Yap dedi vereyim. Yaptım. 3 gün içerisinde onun coğrafya ödevini yaptım. Boya paralarını aldım. Hocaya da götürdüm. Bunlar da boya parasıdır diye verdim. Her gün başladım boya paralarını ayrı veriyorum. Ayakkabı paralarını. Ödev paralarını ayrı veriyorum. Boya paralarını ayrı veriyorum. Ama talep arttı. Yani işte Allah rahmet eylesin. Seyfettin Yeşil geldi, Zafer geldi, Murat geldi. Bir sürü arkadaşımız var. Ödev için. Benim ödevimi de yap, benim ödevimi de yap. Ben ödevleri de almaya başladım. Parasız yatılı da mütalaa dersleri vardır. Yani akşam ve sabah. Erkenden de mütalaa olur. Akşam da kendi ödevlerimi yapıyordum. Bir de onlarınkini yapıyordum. Veriyordum, parayı alıyordum. 1 ay, 1,5 ay neyse dediler ki müdür bey seni çağırıyor. Abdurrahman Teber hocam. Gittim. Hatta Ankara'da evinde anlattım. Böyle biraz üzüldüm. Kulağını fazla mı sıkmıştım oğlum dedi. Dedim ki hocam bayağı bir sıktınız kulağımı. Camın kenarında duruyor. Yanına gittim. Hocam hayırdır dedim. Böyle kulağımı tuttu. Sıktı. Öyle bir sıktı acıttı ki ben böyle çöktüm. Eğildim yani. Hocam ne yapıyorsunuz dedim. Tekrar kaldırdı ayağı. Dedi ki canın yansın ki bir daha başkalarının ödevlerini yapma. Hocam dedim
hayır dedi. Sen dedi okul birincisin. Sen dedi niye başkalarının ödevlerini yapıyorsun? Ben İmam Hatip'te birincilikle bitirdiğim için o zaman da okul birincisiydim. Yani işte ben filan anlamında söylemiyorum. Çalışıyordum yani. Hı hı. Çalıştığım için de Allah veriyordu yani. Netice öyle oluyordu. Çünkü gerçekten çok çalışıyordum ben. Dedi ki sen dedi hem dedi okul birincisi olacaksın hem de başkalarının ödevlerini yapacaksın. Bir daha sakın yapma. Kulağımı bir daha sıkınca dedim ki hocam ben parayla yapıyorum. Ne dedi? Kızdı. Parayla yaptığından haberi yok. Nasıl parayla yapıyorsun hocam? Dedim para alıyorum. Ne kadar alıyorsun? Dedim işte 2 saatlik ayakkabı parası alıyorum. 30 çift ayakkabı parası alıyorum mesela. Durdu. Camdan baktı. Baktı. Döndü dedi ki kimlerin yapıyorsun? Dedim işte Rıfat Kars'ın, Seyfettin Yeşil'in şunun. Biraz daha durdu böyle birkaç saniye. Döndü dedi ki oğlum bunlar zaten ödev yapmazlar. Yap bunların ödevlerini al paralarını. Şimdi böyle resmen ruhsatı da alınca hocadan ödev paraları da birikmeye başladı. 4 yıl bitti. İmam Hatip bitti. Diplomamı aldım. Birincilik belgemi aldım. Hatta o zaman Milli Eğitim Bakanlığı üstün başarı belgesi veriyordu. 9 ve 10 olan bütün dersleri 4 yıl boyunca onlara üstün başarı belgesi vermişti. Neyse. Ya da o yıl işte tam hatırlamıyorum. Üstün başarı belgesi de aldım. Bitti. Orasana gideceğim. Paraları teslim ettiğim hocamın yanına gittim. Hocam dedim ben gidiyorum. Nereye dedi? Dedim orasana. Dur bir dakika dedi. Nereye gidiyorsun dedi. Sen bir hazine kazandın dedi. Farkında mısın dedim. Vallahi hocam bilmiyorum. Ne kazandığımı da bilmiyorum. Bugün gitme dedi. Ben dedi paralarını getireceğim senin. O gün kaldım. Parası yatıldı. Ertesi gün böyle bir çantayla geldi. Hocam bu ne dedim. Dedi ki işte böyle bir hazine kazandın. Bir defter getirdi bana. Gün gün yazmış. Her gün tarih atmış, imzalamış. Duruyor mu hocam? İşte o defterle benim o boyacılıktaki defterim bir taşınmada kaybettik. Bazı özel eşyalarımla beraber cüzdanım da kayboldu. Hatta bir Amerikalının cüzdanımda adresi vardı Joshua diye. Onu orada kaybettim. O da önemli bir hatıraydı çünkü. Orada kaybettim. O defterde de tek tek yazmış. 4 yıl boya parası. Son bir yılın da ödev paralarını da yazmış. Ayrı ayrı yazmış. Ödevden diye. Ben çünkü bunları ödevden bunlar diyordum. Muhasebede hesapları karıştırmamak lazım. Böyle işletmecilik. Yani, sonradan öğrendim tabii muhasebe bilmem o zaman. Neyse dedi ki ne yapacaksın oğlum bu paraları? Dedim ki hocam hediye alacağım. Ne hediyesi dedi. İlkokulu 2 ayrı yerde okudum. Öğretmenim var, halam var, onların çocukları var. Ortaokul 1. sınıfı teyzemin yanında okudum Kars'ta. Onlara hediye almayı düşünüyorum. Ortaokul 2'yi 3'ü Horasan'da okudum amcamın yanında. Çocukları var. Kardeşlerim çok. Köyde arkadaşlarım var. Oğlum dedi hediyeyle bitmez bu para başka. Dayanamadım söyledim. Dedim ki hocam bir de bir 10 koyun alacağım dedi. Dedi ki oğlum 10 koyun nedir yani? 10 koyunu niye alıyorsun? Anlattım. Çok acıklı hocam burası. Anlattım. Dedim ki hocam ben dedim böyle bir 10 koyunun satılmasına sebep olmuştum. Hı-hı. Belgem gelmemişti. Babam da bunda bir hayır var demişti. Hı-hı. Hı-hı. Hayra verdi o 10 koyunu zaten. Çocuklara hediye etti onu. Ama ben de dayanamadım. Bu 10 koyunu eve nasıl götürürüm, kazanırım diye bir hesap yaptım. Boyacılığı da Horasan'da öğrenmiştim. Onun için boyacılık yaptım. Dedi ki oğlum 10 koyundan da fazla bu para yani. Sadece 10 koyunla da bitmez dedi. Dedim hocam kalanı da bir şekilde harçlık yaparım kendime daha sonra. Horasan'a gittim. İbrahim amca vardı. Cambazlık yapardı. Yani hayvan alıp alan satanlara cambaz denirdi. Babam çok yakın dostu ve arkadaşıydı. Hatta geçen gün Profesör Doktor Yüksel Özdemir var. Oğlu onunla telefonlaştık. Hasretlandı. Dedi ki ya Seyfullah amca özlüyoruz dedi. Babamın çok yakın dostuydu. Ona gittim. Dedim ki İbrahim amca böyle böyle. Babam bir 10 koyun satmıştı. Ben de şimdi onları alıp köye götüreceğim ama bak babamı görürsen söyleme sakın. Olur ki buralardadır filan. Söylemem oğlum dedi. İbrahim amcaya paraları verdim. İbrahim amcayla beraber gittik. O pazarlığını yaptı. 10 tane koyun aldık. Şimdi Mersin'de yaşıyor Behçet Aktaş. Çocukluk arkadaşım, mahalle arkadaşım. Hı. Aynı takımda oynardık filan. Çok sevdiğim birisidir. Bazen arıyor diyor yine bana soruyorlar o Behçet sen misin diye. Behçet Aktaş Mersin'de şu anda. Gittim Behçet'i aldım buldum. Behçet dedim şu 10 koyunu bir köye götürelim. Beraber köye doğru sürdük. 3 saat filan, 3,5 saat, 4 saate götürdük. Koyunlar sizle beraber. Tabii. Biz koyunları köye götürüyoruz ama. Burada bir sırdaşlıktan söz edeyim. Yani hiç sır vermedim biliyor musunuz? 4 yıl içerisinde boyacılık yaptığımı kimse bilmedi. Ne Horasan'da bildiler ne köyde. Hiç kimseye söylemedim. Babanın? Babam da bilmiyor. Benim boyacılık yaptığımı bilmiyorlar. Bilseler şaşırmazlar koyunlar. Bilmiyor kimse. Köye girdik babam böyle sırtını duvara vermiş oturuyor ikindi vakti. Hatta ikindiden biraz daha aşağıya kaymış güneş. Ama böyle bir yanal ışık deriz biz fotoğrafta onu çok kullanırız. Yanal ışık diye yanal ışık vurmuş yüzüne. Behçet'le ben koyunlarla beraber köyün sokağından yürüyünce
O Cedah dediğimizden yokuşu çıktık, köyün içine girdik. Babam böyle koyunları ve Behçet'i görünce dedi ki Behçet hayırdır dedi, yaylaya sürü mü getirdin? Bizim köyde yayla olduğu için bazen başka köylerden sürüler gelirdi. Kira verirlerdi ve otlaklarda yayarlardı, güderlerdi. Behçet dedi ki Seyfullah amca ben sürü falan getirmedim. Bu neyse bu Nurullah getirdi bu 10 koyunu. Babam böyle bir ayağa kalktı. Nasıl yani dedi. Dedi ki 10 koyun aldı getirdi. Neyse ahırdan 10 koyun çıkarmış götürmüş. Babam böyle koyunlara baktı. Göz ucuyla onlara böyle belki saydı saymadı bilmiyorum. Geldi bana sarıldı. Gözleri böyle ıslandı onu hissettim yani. Ne dedi biliyor musunuz? Oğlum dedi seni okutmak için 100 değil 1000 koyun satmam gerekirse satacaktım zaten. Ama zaten iyi ki satmışım zaten dedi. Yani şu gelen koyunlar bunu gösterdi dedi. O akşamı nasıl geçirdiğimi anlatmam mümkün değil. Nasıl bir sevinç vardı evde. Ya 10 tane koyun ahıra geldi. Ben gelmişim ayrı sevinmiş kardeşlerim. Bir gün sonra da konak odasında toplandılar. Babam orada anlattı. Dedi ki böyle böyle dedi. 10 koyun satmıştım onları almış getirmiş diye. Hikaye böyle bir hikaye. Peki hocam orada çok önemli bir ayrıntı var. Siz mesela yengeniz, teyzeniz, evet, halanız, yani sizin aslında akrabalarınızla da muhteşem bir ilişki, evet, var. Bugün dahi öyledir. Peki, yani çok hiç iyi. Kim yani hiçbirisinin yanında kendinizi aslında gurbette hissetmediniz. Evet, yani evet. Garip. Evet. Aynen öyle. Evet. Mesela teyzenizle, evet, ortaokul 1. sınıfı teyzemin yanında okudum. Dedim yani tren garına giderdim. Teyzemin evi tren garının yanındaydı. Hı-hı. Şimdi onların muamelesinden dolayı hiçbir sıkıntı çekmedim. Hiç acı hissetmedim. Yani ne amcamın ne teyzemin, halamın yanında 2 yıl okudum, Rahile halam. O müthiş bir hikayesi var. Yani 1,5 aylık ömrü kaldı dedikleri kadın 27 yıl yaşadı yani halam. Onu da kitapta anlattım omuzlarımda dünyada. Öyle muamele ettiler ki bana, kendi oğluna vermeden bana dürüm verirdi halam. Teyzem de öyle. Teyzemin elinde kalmaya başladım. Teyzemin eşi Dursun dayı derdi ki Allah rahmet eylesin. Cömert bir adamdı. Sert, otoriter, sıvacılık yapardı. El arabasıyla sokak aralarında gezerdi, sıvacı sıvacı derdi ya da işte onu çağırırlardı şurayı sıva. Eğer o gün iş bulamaz ise eve getireceği ekmek yok demektir. Hı. Babam ona gidiyor diyor ki Nurullah bir sene de siz de gelse okuyabilir mi ortaokul 1. sınıf? Yer bulamıyorum. Ne diyor biliyor musun? Seyfullah diyor. Biz 9 nüfusuz. 7 çocuk 2 de kendileri. Ha 9 kap ha 10 kap diyor ne fark edecek diyor. Getir diyor o da bizim yanımızda kalsın 1 yıl. İşte o adam bana 75 kuruş, çocuklarına 50 kuruş harçlık vermeye başladı. Neden? Çocuklar bile belki hatırlamam ama yani teyzemin kızı hatırlar büyük ihtimalle. Çünkü o bunun şeyini, davasını görmüştü. Teyzemin ortanca kızı onun verdiği 75 kuruştan artan 50 kuruş, 25 kuruşu, fazlalık 25 kuruşu 1-2 defa aldı benden. Dedi ki ver dedi sana fazla veriyor bize dedi az veriyor dedi babam dedi sana 75 kuruş bize 50 kuruş ben de verdim birkaç defa da verdim almadı bazen bazen aldı filan bazen de çocuklar alıyordu sıkıştırıyorlardı bazen darp ediyorlardı filan böyle bir sıkıntılı hayat oldu ama ikinci üç ayda krallar gibi yaşadım yani o başka bir tarafı hikayenin kahvaltıda sordu teyzemin o kocasına Dursun dayıma dedi ki baba dedi sen neden dedi ona 75 kuruş bize 50 kuruş veriyorsun dedi bu adaletsizlik değil mi? Hiç unutmam böyle yüzünü kırıştırarak Dursun dayım dedi ki kızım sen dedi benim çocuğumsun. Ahmet de öyle, Sabaha da öyle, Mehmet de öyle. Siz dedi benden istersiniz, cebimden alırsınız, annenizden istersiniz, kağıt paraları bile alıyorsunuz cebimden. Aynen böyle hiç bakın eklemiyorum bir şey çıkarmıyorum. Kağıt paraları bile alırsınız. O misafir kızım dedi o isteyemez. O isteyemez dedi. O dedi ihtiyacı olduğunda kullansın diye fazladan ona 25 kuruş veriyorum. Siz zaten cebimi boşaltıyorsunuz dedi yani. Dışarı çıktım o çocuk halimle ağladım. Çünkü hani 50 kuruş verse dersiniz ki çocuklarından ayırmadı. 75 kuruş vermişti. Şimdi şöyle bir şey de söylemekte yarar var. Baksanız eli ayağı nasırlı, yüzü güneş yanı, şapkalı bir adam. Belki de dersiniz ki ya bu adamla benim adımlarım aynı olmaz. Bu adamla benim izim aynı olmaz. Bu adamın işte tercihleriyle benim tercihlerim aynı olmaz. Ama o adamın içinde böyle bir Zümrüt Anka var. Ben rahmetli ninem anlatırdı. Karnı kınalı serçe masalı. İsim verin çok kısa anlatmam lazım. Tabii. Çünkü Dursun dayımın içinde o vardı. Bütün o insanların içerisinde karnı kınalı serçe vardı. Rahmetli ninem derdi ki karnı kınalı bir serçe varmış. Bu muradına eren Dilber masal da masal çok uzun. Sadece serçeyi anlatıyorum. Yağmur yağdığı zaman şimşek
düştüğü zaman, yıldırım düştüğü zaman bütün kuşlar bir araya gelir, tir tir titrerlermiş. Ama karnı kınalı o serçe sırtını yere verilmiş, ayaklarını göğe dikermiş. Kuşlar da gülerlermiş üzerine. Alay ederlermiş, istihza ederlermiş. Derlermiş ki bu zavallıya bakın, yerlerde sürünüyor bir de. Korkusundan da ayaklarını kaldırıp hareket ediyor. Bir gün yine böyle dediklerinde serçe ayağa kalkmış, demiş siz benim korktuğumu nereden çıkarıyorsunuz? Demişler ki sırtını yere verip ayaklarını sallıyorsun işte, korkmuyor musun? Hayır demiş. E peki ne yapıyorsun? Yıkılır diye gökyüzünü tutmaya çalışıyorum demiş. Kuşlar iyice istihzayla girmişler. Sen demişler bu ufacık halinde yıkılan gökyüzünü mü tutacaksın? Serçe onlara demiş ki siz benim içimde ne olduğunu nereden biliyorsunuz? Karnı kınalı serçeyim ben. Nenem derdi ki her insan karnı kınalı bir serçedir, içinde ne olduğunu bilemezsiniz. Ay, güzel. Bunu dediği anda bir silkinmiş, içinden bir zümrüdü anka çıkmış. Yani mesela hakikaten yani olan bir şey söyleyeyim. Arkadaşlarım benim çok iyi hatırlarlar. 1980'li yıllar, 90'lı yıllarda siyasi tartışmalar olurdu. Hı hı. Mesela hiç unutmaz, arkadaşlarım da bilirler. Rahmetli Erbakan Hoca konuştuğu zaman o diğer liderler falan gülerlerdi. O böyle afaki şeyler söylerdi onlara göre. 40 yıl sonra şöyle olacağız, böyle olacağız. Ben arkadaşlara derdim ki Erbakan Hoca karnı kınalı bir serçe de farkında değiller. Derdim mesela. O masaldan yola çıkarak söylerdi. Çok güzel. İşte benim teyzemin kocası da karnı kınalı bir serçeydi. Amcam Sait öyle, yengem öyle. Yanımda kaldığım insanlar. Aslında şöyle bir şey aklıma geldi. Hani dağdaki çobanla benim oyun bir mi diyorlar ya. Evet. Yani işte ben tercih dedim hani. Hı hı. Hani bizim ben anladım. Bizim tamam, ben tercihlerimiz anladım. Bunlar. Çünkü benim için hani insanların söyledikleri değil. Pek tabii ki hocam. Benim için düşünce esastır. Hocam bu soru önemli. Evet. Sizi tekrar. Evet. Babanızın dizlerinin dibine götüren. Eyvallah. Türkü. Hangisi? Evet. Sarı Gelin. Öyle mi? Tabii. Çünkü bizim köyümüzde, köy odamızda çok fazla türkü söylenirdi. Hı hı. Yani Emrah'tan, Kerem'den, Aşık Sümmani'den ve işte Şenlik'ten, Karacaoğlan'dan. Ama ben Sarı Gelin türküsünü dinledikten sonra benim başat türküm o oldu. Sarı Gelin oldu. Bir de onun hikayesini okumuştum. Değişik varyantları var Sarı Gelin'in nereden doğduğuna dair. Ve palan döken yüce dağ, altı mor sümbüllü bağ, vermem seni ellere, nece ki bu canım sağ. Bu mısraları okur okur bazen palan dökene doğru bakardım, gözlerim dolardı. O hikayeyi de hatırlardım. Ve köye giderdim işte. Babamın yanına giderdim, annemin yanına giderdim. Yani Erzurum'da gezerdim, dururdum. Palan dökene bakardım. Köyüm aklıma gelirdi. Pinaduz Dağı, Sarı Gelin benim başat türkümdü. Ah, şimdi Asım. Asım. Azeri sanatçı söylüyor. Evet. Galiboğ muydu neydi yani, şimdi tam ismini de hatırlayamadım. Evet. Sarı Gelin. Sarı Gelin çok güzel de bir hikayesi vardır. O palan döken yüce dağ oradan zaten doğmuştur yani. Denir ki Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin müritlerinden bir tanesi çok büyük bir yanlış yaptığı için dergâhtan uzaklaştırılır. Dergâhtan uzaklaştırılır, Erzurum taraflarına gelir. Artvin taraflarında da Hristiyan bir kral hüküm sürmektedir. Ve Abdülkadir Geylani Hazretleri de ihya olana kadar, yani aklın başına gelene kadar da domuz çobanlığı yapasın diye bir bedduada bulunur onun için. Ama o oradan rahmete ulaşacaktır. Beddua aslında onun duasıdır. Böyle anlatılır. Gelir, iş arar, çalışmak ister, aç kalır, susuz kalır. Orada işte o Hristiyan kralın adamlarına çobanlık yaptığını söyleyince domuz çobanlığı yapar mısın diye sorarlar. Yaparım der ve gider kralın domuzlarını güden çoban olur. Fakat oradaki sarı gelini görür bir gün, sarı kızı görür. Ona sevdalanır. Sonra da kralın kızı olduğunu öğrenir. Kız da onu sever. Bir araya gelirler fakat evlenme imkanları olmadığı için kaçarlar. Kralın verme ihtimali yoktur. Domuz çobanına kral kızını vermez çünkü. Kaçarlar, Erzurum'a gelirler. Bu arada Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin haberi olur, müritlerini gönderir. 40 mürit gelir bunlara yardım etmek için. Palandöken Dağı'nda onlarla buluşurlar. Kral da ordusunu gönderir. Ve orduyu Palandöken Dağı'nda o 40 müritle beraber Sarı Gelin ve o kişi, kovulan kişi o orduyla çarpışırlar.
Ta ki orada şehit düşene kadar ve ölene kadar. Hikaye böyle. Palan döken yüce dağ altı mor sümbüllü bağ vermem seni ellere nece ki bu canımsa. Orada savaşırlar ve vermezler. Böyle de bir hikayesi vardır Sarı Gelin'in. Hı. Onun için bu hikayeyle beraber, bu efsaneyle beraber Sarı Gelin benim yıllarıma damga vurdu. En çok dinlediğim türkü oldu yani. Eyvallah evet. Ama babanızın dizinin dibine götüren türkü bu değil mi? Tabii tabii. Niye? Babanızın da belki en sevdiği türkülerden. Babama hiç sormadım. Hmm. Ama türkü söylemeyi ya da musiki faslını da babamdan ve onlardan öğrendiğim için. Hmm. Yani yoksa babam Sarı Gelin'i söylediğinden değil ya da konak odasında Sarı Gelin söylendiği için değil. Hmm. Ama türkü okuturlardı bize. Hatta şöyle bir hatıram vardır. Amcamın oğlu babama gidip diyor ki bir gün ben Nurullah'a saz alacağım. Hmm. Babam da diyor ki neden? Çünkü diyor bunda aşıklık yeteneği var. Ben bunun kulağına Kerem türkülerini okuyorum. O da makamla söylüyor. Unuttuğum yeri tamamlıyor. Bunda şairlik var. Hmm. Ben buna bir saz alacağım. Murat Çobanoğlu'nun yanına götüreceğim. Ya da Yaşar Reyhani'nin. Bu iyi bir aşık olur. Babam da diyor ki hayır ben onu okutacağım. Şimdi babamın dizinin dibine götüren türkü niye Sarı Gelin? Çünkü Sarı Gelin'le beraber o köy odasındaki türküleri hatırladım ben hep. Onlar bize okudukları ve okuttukları türküleri. Yoksa orada Sarı Gelin vardı anlamında söylemedim. Hı hı. Hocam bir taraftan hani bir sorunun daha cevabını evet. Çok merak ediyorum. Yağmur şiir, yani Peygamber Efendimiz'e yazdığınız o şiir. O şiiri ilk kime okuttunuz hocam? Evet. İlk yani siz yazdıktan sonra ilk okuyan kim? İlk okuduğum kişi benden umudunu kesen fakültedeki arkadaşlarım. Hmm. Çünkü 12 kişiydi. Hatta birisi espri de yapmıştı. Ya abi demişti ya böyle bir naat yazıldı ve biz 12 kişiydik. Çok enteresan filan diye. Arkadaşlarımdan ilişkimi kesmiştim 3 ay. Selam verip ayrılıyordum. Çünkü derslerden çıkıyordum, eve gidiyordum, odaya kapanıyordum ve sürekli o yüzyıllar içerisinde geçen hadiselerle yoğrulan bir hafızam vardı. Hı hı. Şiir o 3 ay içerisinde doğdu, gelişti, bitti yani. Odadan, evimin odasından çıktıktan sonra harfi değişmemiştir. Öyle kalmıştır yani. Şiir bittikten sonra, yağmur şiiri bittikten sonra topladım o arkadaşları. Çünkü onlar merak ediyorlardı buna ne oldu. Hatta şöyle demiş doktor birisi onlara. Hı hı. Ruhen bir rahatsızlık geçiriyor olabilir. Gitmiş demişler ki Nurullah böyle bir hale geldi. Benim sosyal hayatım çok zengindir. Yani şakacıyım. En acılı durumlarda, sıkıntılı durumlarda bile şen şakrak davranabilen, cebinde parası yokken dünya zenginiymiş gibi hareket eden bir adamdım ben yani. Ya buna ne oldu? Bu böyle kapandı filan demişler. Doktor da demiş ki sıkıntı yaşıyor olabilir. Omuzu düşerse getirin. Çünkü omuz düşmesi önemli bir göstergedir. Omuzunun biri eğildiği zaman getirin. Onlar böyle arkadan bakıyorlardı ben yürürken. Bunlar niye bakıyor diye anlamıyordum. Meğer omuzlarıma bakıyorlarmış. Düşerse kement atıp götürelim diye. Hmm. Şimdi şiir bitince ben onları topladım. İlk onlara okudum. Şimdi Kocaeli Üniversitesi'nde hocadır, öğretim üyesidir Yusuf. Selam olsun. Karapınar diye, Yusuf Bayraktutan diye. Pardon, Yusuf Bayraktutan profesör. Yusuf Bayraktutan'ın gözünden yaşlar böyle sızdı. Yusuf ne oldu dedim yağmur bittikten sonra. Abi dedi bir böyle olduğunu bilseydik. 6 ay kalsaydın evde keşke yani. Daha başka bir şey çıkabilirdi dedim yok. Ya 3 aya ancak tahammül ettim. 3 ay sonra bu şiir ortaya çıktı. İlk onlara, ikinci kime okuduğumu da söyleyeyim. Peygamber torununa okudum. Evet. Muhammed Zeki Bayram, sahih bir peygamber torunu. Mübarek bir adam. Ve onun soyadıyla göndermiştim. Yani rumuzunu Ay ve Bayram olarak koymuştum. Nazir Akalın'a vermiştim. Şair Nazir Akalın'a Allah rahmet eylesin. O göndermişti yarışmaya. Rumuz istemişti. Ay peygamberimizi remzediyor. Yani sembol olarak. Dalal Bedru Aleyna üzerimize ay doğuyor. Bayram da torununun soyadıydı. Ay ve Bayram demiştim. Ay ve Bayram'la Yağmur birincilik ödülünü aldı. İkinci okuduğum kişi Muhammed Zeki Bayram'dı. Allah ondan razı olsun. Mübarek bir insan. Hoş bir insandır. Okuduğu zaman şiiri dinledi. Ne dedi biliyor musunuz? İşte şimdi adam olmuşsun dedi. Hayretler içerisinde kaldım. Çünkü Rıza amcam köy odasında naatla bitirirdi şiir fasıllarını. Derdi ki Müslüman bir şair naat yazmamış henüz adam olmamıştır. Hmm. Olgunlaşma anlamında söylerdi. Tabii o adam olmak olgunlaşma anlamında. Ben de acaba amcamdan mı bunu duydu diye. Amcamla konuştunuz mu bu konuyu dedim. Hayır dedi. Hiç amcanı bu konuda hiç amcamla konuşmadık. Amcam böyle derdi. Aklın yolu bir oğlum dedi. Şimdi işte dedi. Olgunluğa ulaşmış. İkinci okuduğum kişi de otur. Ondan sonra diğer arkadaşlara ve aileye okudu. Hocam dua. Duanız evet. Neydi? Ya duayla alakalı da
önemli şeyler var hayatımda. Babamın duası Allah ahir akıbetini hayretsin. Hep böyle dua ederdi. Allah'ım, o Rabbim ahir akıbetini hayretsin oğlum. Allah ahir akıbetini hayretsin. Niye bu kadar bu konu üzerinde duruyor filan diye düşünürdüm. Şimdi anlıyorum ki dünyanın en güzel dualarından bir tanesi. Çünkü insanın ahir akıbeti, yani sonu hayır olursa ebediyeti kurtulur. Doğru. Ama bütün hayatı iyi, sonu hayırsız olursa ebediyet gider. Böyle bir dua. Ama duayla ilgili asıl babamla birlikte yaşadığımız bir hatıramız var. Bilmiyorum vaktimiz var mı anlatayım. Çok güzel bir hatıradır o. Rahmetli dedem Sibirya gazisiydi. Onun bir sloganı vardı. Yardım etmek üzere uzandığınız her el kendi elinizdir derdi. Çünkü Sibirya'dan hep başkalarına yardım ederek dönmüş. Kendisini öldürmeye çalışan adamı bataklıktan çıkarmış. Kızağı dereye düşmüş bir adamı kimse yardım etmediği halde kızağını çıkarmış. Ve o kızağını çıkardığı adam dedemi yolcu ederlerken trenin 6. vagonuna binmek üzereyken 3. vagona çağırmış. 3 vagon tıklın tıklın dolu kapalı. Hareket etmişler, köprüden geçerken köprü yıkılmış, arkadaki 3 vagon uçuruma gitmiş, 3. vagon çıkmış kenara. 3 vagondaki herkes ölmüş. Bunu ağlayarak anlatırdı ve derdi ki ben o gün kızağına el uzatırken meğer kendime uzatmışım. Yardım etmek üzere uzandığınız her el kendi elinizdir. Sloganı buydu dedemin. Biz bu sloganla büyüdük. Damda dururdu, damın kenarından aşağı bakardı. Şurada bir yolcu var, ona yardım edin, bal yağ götürün, su götürün. Şurada bir hayvan kalmış, gidin getirin. Hep yardım için uğraşırdı. Bir de zannederdi ki sadece yardım için bakıyor. 3000 kişi gitmişler yaklaşık. 1918'de gitmiş, 22'de dönmüş. 67'de Şakir isminde bir amcası oğlu döndü Denizli'den. Şakir dede deriz. 3 gün ağladı dedem. Susturamadılar. Babam dedi ki aa niye bu kadar ağlıyorsun? Dedi ki oğlum dedi ben sadece ovadaki işte yardıma muhtaç yolcu ya da hayvan için bakmıyordum. Bir ömür baktım 3000 kişiden birisi daha geri dönecek mi diye. Onlara da baktım. Şimdi biz bu sloganı hayatımıza nasıl yansıttık? Babamla. Babam da herkese yardım etmeye çalışırdı. Dua buradan doğdu. Bir gün 1991 arabayla, işte yeni araba almışım 90 yılında. Şeye dönüyor, Erzurum'a dönüyoruz. Erzurum'a yakın Deveboynu diye bir yer var 10 kilometre yakında. Oradan geçiyoruz. Gece saat 11 Kasım. Kasım ayının işte sonları. Ve PKK katliamlarının olduğu yıllar. Erzurum'da Yavi katliamı olmuş 30'un üzerinde insan. Çiçekli katliamı Pasinler'de. Onun üzerinde insan ya da ona yakın insan. Kimse kimseyi yollarda almıyor. Neden? Çünkü örgüt kadınları kullanıyor, yaşlıları, çocukları kullanıyor, durduruyor, ondan sonra etrafını sarıyor. Hı. Bunu bildiği için insanlar da kimseye yardım etmiyor ve yolda kimseyi almıyorlar o zaman. Gündüz yine bir nebze görüyorsunuz, kimse yok, açık alan duruyorsunuz ama gece zaten zor. İşte o zaman biz Deveboynu'ndan geçerken gecenin karanlığında saat 11'de bir silüet gördüm camdan, yaşlı bir insan yüzü. Gittik, hızla geçtik orayı. Baba dedim ben birisini gördüm yolda, el kaldırdı. Sanki beni alın diyordu. Babam dedi ki oğlum ben de gördüm. Baba durayım mı dedim. Oğlum dur dedi ya dedi. Ecelimiz gelmişse zaten kaza geçirir ölürüz dedi. Gelmemişse de yardıma muhtaç birisi vardır. Elimizi uzatmış oluruz. Durduk. Geri geldik ki düşmüş zaten. Yaşlı adam yerde. Kimse yok baktı. Hemen kucakladık, arabayı aldık. Bayılmış neredeyse, yani kendinden geçmiş, donacak artık. Bir süre sonra arabada sıcak, daha da ısıttık arabayı. Kendisine geldi, ne oldu filan dedi, ya dedik düşmüştün dedi. Babam dedi ki, amca dedi yani sen dedi yerlerdeydin dedi. Ben 31 yaşımdayım, babam işte 45-50 yaşında, amcası 70'li yaşlarda. Ya dedi, dede sen yerdeydin ne oldu? Ben dedi asker oğlum için geldim, Diyarbakır'dan geldim. 15 dakika gördüm. 4 saattir arabalara el kaldırıyorum, kimse beni almadı. Ben en son düştüm işte, daha bilmiyorum. Düştüğü anada biz rastlamışız. Biraz daha kendisine geldi. Dedik ki amca biz sana bir yemek yedirelim. Hatta oluyorsan misafir ol. Yarın gönderelim seni. Ben yarına kalmam dedi. Yarın olmaz. Saat gece 1'de arabam var Diyarbakır'a. Beni otogara götürün ben gideyim. Tamam dedi. Sonra giderken oğlum dedi hesap numaram var mı? Dedim ki hayırdır amca. Ya dedi yanlış anlama dedi. Bak ben çok zengin de bir adamım. Sizin vesilenizle hayatta kaldım. Ben yoksa ölecek, donacaktım. Sana biraz para göndereyim şu arabanı yenile filan dedi. Babam güldü, ben de güldüm. Dedim amca olmaz. Dede dedim öyle para. Durdu. Ya oğlum dedi ben bir şey yapmak istiyorum ya dedi. Sen bana bir şey söyle dedi. Bir şey iste benden.
Benim de o anda aklıma geldi. Dedim ki ya dede dedim sen dua et Allah beni bir ömür yolda bırakmasın. Oğlum dedi bundan kolay ne var dedi. Bir ömür dua edeceğim dedi. Allah seni yolda bırakmasın. Duayı aldık dedim baba inşallah yolda kalmayız. Gittik adamı yolcu ettik. 6 ay geçti aradan 6-7 ay. Şimdi İstanbul'da ikamet ediyor. Şirinevler'de yakın bize. Mustafa Genç amcamın oğlu. Onun düğününe gidiyoruz. Eşim var arabada. 2 kız, 3 kız kardeşim var. 2 de çocuğum Hatice Numan. Hı hı. Gidiyoruz. Hani dedim ya bir Hüsnü Kaya'nın köyünde okudum. İlk okulu okuduğum o 3 ay kaldığım köy. Hı hı. O köye yaklaştık. Kız kardeşlerime ve eşime dedim ki bildiğiniz bütün duaları okuyun. İşte yani Ayet-el Kürsi'yi okuyun, Felaknas suresini okuyun, nazar duasını okuyun. Hayırdır dediler. Dedim ki nazar haktır. İnsan nazar ettiğinin farkına bile varmaz. Ben bu köyde bir öğretmenin yanında kaldım. Yıllarca yaya gittim geldim. Ola ki birisi derse ki ya şuna bak araba almış bir de maşallah demeyi unutursa nazarı değer. Biz dua edelim ki hani kimseden de bize o zarar gelmesin. Kendi farkına olmaz kişinin. Yani nazarı değen kişi kötü kişi değildir. Farkına bile varmaz. Bunun. Tamam dediler okudular. Köyün içine geldik. Tam böyle çeşmeye yakın bir yerde. İri kasketli bir amca selamünaleyküm adını da verdim. Aleyküm selam dedi. İndim. O Nurullah dedi. Hayırdır dedim Kepene'ye Mustafa'nın düğününe gidiyoruz Said amcamın oğlu. İyi iyi ne güzel filan dedi. Araba dedi dedim. Allah nasip etti işte aldık. Aa iyi iyi dedi. Hadi yolunuz açık olsun güle güle dedi. Bindik. Bizimkilere dedim ki bir daha başlayın. Niye dediler dedim. Maşallah demeyi unuttu. Siz bir daha bütün duaları okuyun. Ben de başladım okudum. 4-5 kilometre geçtik. Bomba patladı. Böyle bir ses. Bir gürültü. Bakın hepsi hayatta kardeşlerim de şimdi. Herkes şaşırdı ne oldu diye. Durdum. Arabayı yana çektim. Kaputu kaldırdım bir şey yok. Lastiklere baktım patlama yok. Motora baktım bir şey yok. Bir şey yok dedim. Dediler ki abi herhalde taş vurdu. Yani büyük bir taş vurdu. Hareket ettik. Bir baktım benzin göstergesi inmeye başladı. Böyle düşmeye başladı. Anladım ki depo delinmiş. Hemen durdum. Arabanın altına bir girdim ki depo delinmemiş ama iki demir plaka arasında bir benzin hortumu var. Benzin rekoru demişti adam ona. O benzin hortumu pütürsüz ortadan jiletle kesilmiş. Yani nasıl olabileceğini şimdi bile anlayamıyorum. Yani izah edemiyorum. Ortadan kesilmiş. Biz o iki plaka arasına taş sokmaya çalıştık. Sokamadık. Yani elimiz falan giriyor ama yani taş oraya girebilecek taş bulamıyoruz. Küçük taş da o hortumu kesemez. Büyük bir taşın gelmesi lazım. Abi ne yapacağız dediler. Dedim ki yani bir hortum lazım. Ara hortum. Şöyle iki tarafını yerleştirelim. Bir de onu alacak kadar da kalın olsun ki tutsun. Çok da geniş olursa sızar. Tam yerleşmesi lazım. Hı. E nereden bulacağız? Dedim karşıda tarlada birisi çalışıyor. Gidip ondan yardım isteyeyim. Tarlaya gittim. Adam traktörle çalışıyordu. Anlattım. Adam bana dedi ki ben ırgatım dedi. Gelemem. Yardım edemedim dedi. Siz gidin işinize. Ya dedim bak sen de yolda kalırsın. Yardım etmek üzere uzandığımız her el kendi elimizdir. Yani biri de sana yardım eder. Ya git dedi. Ben dedi ırgatım gelemem dedi. Adeta kovdu adam beni. Ben de sinirlendim. Dedim ki şimdi biri yardım edecek sen de seyret. Git be işine dedi. Yürürken dede aklıma geldi. Dedim ki ya dedenin duasını test edelim. Bakalım birisi bizi hani Allah yolda koymasın diye dua ettiyse gelecek mi gelmeyecek mi? Geldim yanlarına. Ne oldu dediler. Dedim böyle oldu. Ne yapacağız dediler. Dedim valla dedeyi anlatmıştık ya size anlatmıştık evde. Evet dediler. Dedenin duasını test edeceğiz. Bizim hanım dedi ki ya sen delirdin mi dedi. Test zamanı mı? Düğün var dedi. Dedim ki tam da zamanı. Böyle kritik bir yerde dede bize yardım etmeyecekse, duası tutmayacaksa nerede tutacak dedim. 15 dakika bekledik. Onlar bana bakıyor. Ben onlara. Kız kardeşim var Cemile. O böyle hoştur. Biraz da bildik tavırlıdır. Geldi abi dedim ne? Sen dedi çok yoruldun otur. Biz dedi üçümüz köye gidelim dedi. İşte hortumla bıçak getirelim. Oturun dedim ya dedim. Dedenin duasını test edeceğiz bugün dedim. Biraz daha oturduk bana garip garip bakıyorlar böyle. Bizim hanım dedi ki ya sen delirdin mi dedi. Vakit geçti. Döndüm ki kırmızı minibüs geliyor. Dedim ki diye işte geliyor dedim. Yardım. Bize geldiğini nereden biliyorsun? E bekleyin görün dedim. Herkes döndü minibüse. Minibüs geldi. Yakınımızda durdu. Adam indi. Tulumunu giydi. Bakın asla mübalağa yok. Anahtar takım çantasını aldı. Yanımıza geldi. Selamun aleyküm dedi. Aleyküm selam. Ben bu arabayı yapmaya geldim dedi. Bizimkiler böyle. Şok vaziyetleri. Böyle bakıyorlar. Bana bakıyorlar arıp. Ben de sizi bekliyordum dedim. Siz beni niye bekliyordunuz dedi. Yapın ondan sonra dedim anlatırım. Geldi arabaya baktı. Dedi ki hortum var da bıçak yok. Bıçak lazım ki keseyim. Bıçak da geliyor dedim.
Bir baktık traktör geliyor. Traktör de geldi. Daha yazın kaybettik. Amcamın oğlu. Rıza amcam demiştim ya. Onun oğlu Muhammed. O bana türküleri öğreten işte. Saz alacak adam yani. Vefat etti. Allah rahmet eylesin. Covid'den vefat etti işte. Aşısızdı yani. Yatalak da aşıya gidememişti. Yani aşı çok önemli o yüzden. Neyse o geldi. Abi böyle böyle ne oldu dedi. Dedim böyle. Siz nereye gidiyorsunuz? Düğün var. Dedi ki bir cenaze olmuş. Orasına götürüyorum bu. Bir iki kişiyi oradan köye geçeceğim. Ben de anlattım böyle dedim bıçak. Güldü. Ne oldu dedim. Döndü oradakilere dedi ki evdeki hançeri niye yerine koymadım anladınız mı şimdi? O da hançerle çıkmış evden. Demişler ya hançeri geri götür. Demiş ya yolda birine lazım olur. Koca hançeri verdi bana. Hançeri aldı. Çok güzel. Hortumu kesti. Taktı, yaptı, bitirdi. Dedi ki şimdi sen anlat sonra da ben anlatayım. Ben dedenin hikayesini anlatınca ne dedi biliyor musunuz? Vallahi dedi dedenin duası öyle bir tutmuş ki dedi. Yani bugün dedenin duasından başka buraya getirecek başka bir şey yoktu. Ne oldu dedik nasıl geldiniz? Dedi ki ben Komasor diye bir köy var. O köprünün yakınında Aras üzerine yapılan köprünün şefiyim dedi. Karayolları şefi. Her gün çıkıyorum oradan Horasan'a gidiyorum. Bugün dedi ben minibüsü Horasan yoluna sokamadım. Taşa değdi köy yoluna döndü. İki defa dönünce dedim ki Allah'ım beni yolda kalmış birine mi gönderiyorsun? Bastım gaza geldim dedi. İki köyü geçtim yardıma muhtaç kimse bulamadım. Sizi görünce dedim ki tamam beni buna yardıma gönderdim bu adama Rabbim. Şükürler olsun. Dedenin duası dedi tutmuş yaptı arabayı gitti. Dedeyi sonra gördünüz mü? Görmedim Allah rahmet eylesin ama Allah beni hiç yolda bırakmadı o günden sonra biliyor musunuz? Daha ne hikayeler var. Omuzlarımda dünyayı lütfen. Hani okuyun diye demiyorum. Omuzlarımda dünya hatırat kitabı var okuyun. Yol hikayeleri var orada. Dedenin duasının kaç defa bize yardıma geldiğini orada görürsünüz. Yani hiç yolda kalmadım bugüne kadar. Ne güzel. Hatta en son bir yerde yolda kalma ihtimalim vardı. Arkadaşlar tweet atmışlar ki inşallah bu sefer kalacak diye. Ben yine yolda kalmadım. Tamam mı? Hocam bir şey soracağım. Tabii. Çok az vaktimiz kaldı ama gerçekten çok isterdim sizinle böyle. Sürekli bir programı yapmak isterdim. Sizinle yapmak isterdim. Yani eyvallah. Çok kalbi söylüyorum. Teşekkür sabah ediyorum. Sabah ezanına kadar gitmek isterdim. En güzel çağrı dediğiniz o sese kadar. Evet. Gerçekten gitmek isterdim. İnşallah. Şimdi biz aslında şunu görüyoruz yani bu hikayelerde. Bir irfanı görüyoruz. Evet, evet. Hani evet. İrfan ne demek? Aslında biz bunu hani yeni başlayanlar için irfan ne demek? Bunu çok güzel öğrenmiş olduk. Fakat bir de benim merak ettiğim bir şey var. Ben bugün hiç biliyorsunuz. Sadece sizin hikayelerinizdi benim için önemli olan. Gündeme girmedim, siyasete girmedim. Ama merak ettiğim bir şey var. İrfanı anlatırken bir taraftan aslında aklıma gelen tek soru şu. Siz anlayacaksınız, herkes anlayacak. Cahil kime denir? Evet. Teşekkür ediyorum. Şimdi Ali İzzet Begoy için çok güzeldir o söz. Diyor ki, medeniyet... Allah'la insan, ilk insan arasındaki ilk konuşmayla başladı diyor. Yani Hazreti Adem'le başladı. Ben medeniyet konferanslarımda da uzun uzun anlatıyorum. Yani medeniyetin başlangıcını anlatırken, hatta toprak medeniyetini ve ateş medeniyetini anlatırken. Çünkü ateş medeniyeti şeytandan doğmuştur. Onun ben ateşten yaratıldım, üstünüm demesiyle başlamıştır. Ve yakar, eritir, öldürür, acımaz, merhamet etmez. Toprak medeniyeti ise... Hazreti Adem'le ve onun topraktan yaratılışıyla başlamıştır. Ve Hazreti Muhammed'e onunla bize gelen öğretinin medeniyetidir. Hazreti Adem ilk insan ve ilk peygamber olmasının yanında Allah'ın esmayı öğrettiği değil mi? İlk canlı varlıktır. Çünkü melekler bilmiyorlardı, sayamadılar. Melekler yaratılmıştı, vardı ama sayamadılar biliyorsunuz. Ve secde istedi meleklerden. Hazreti Adem esmayı öğrenmişti. Sorum şu, Esma'nın içinden hangi ismi çıkarabilirsiniz? Allah ben o Esma'yı öğrettim diyorsa. Hazreti Adem'in zamanındaki ilk kelimeden kıyamete kadarki son kelimeye kadar herhangi bir kişi Esma'nın içinden bir ismi çıkarabilir mi? Çıkaramaz. Hepsi Esma'nın içinde yer alır. Kainatı yaratan Allah bütün isimleri Hazreti Adem'in hafızasına yerleştirebilir mi? Yerleştiremez. Yerleştirir. Allah istedikten sonra bu olur. Hazreti Adem Esma'yı bilirdi. Ve Esma'yı bildiği için de melekler secde ettiler. Şimdi oradan yola çıkarak ifade edeyim. Bilgi dört katmanlıdır. Birinci katman Allah'a ait bilgi alanıdır. Yani cahilin kim olduğuna geleceğiz şimdi. Allah'a ait bilgi alanıdır. İbn Arabi der ki o kuvveden fiile geçmemiş bilgi alanıdır. Yani o insan oraya nüfuz edemez. Ama diğer üç alan insanla ilgilidir.
bilgi katmanı olarak. İlk katman behimi katmandır. Yani diğer hayvanlarda, hayvan canlı demek biliyorsunuz. Evet. Bütün canlılarda var olan bilgi alanı. Biz buna müşahede diyoruz. Müşahede alanı. Yani müşahede ettiğimiz, gözümüzle, kulağımızla, elimizle dokunarak, yoğurdu üfleyerek yediğimiz alan. Şahitlik ettiğimiz aslında. Evet, yani duyu organlarıyla algıladığımız alan. Diğer canlılarda da var. Behimi alan. O behimi dediğimiz alan. İnsan olunca vehimi alana dönüyor. Behim, vehimle birleşiyor, kuruntuyla. Acaba yiyebilir miyim? Acaba doyurabilir miyim karnımı? Acaba, bakın kaplan aynı şeyi sormuyor kendisi. Köstebek de sormuyor. Yani avını beklerken bile acaba aç kalacak mıyım diye bir duygusu da, düşüncesi de yok. Vehim insanla alakalı bir kavram. Hatta ben şöyle derdim bazen. Behimi ve vehimi olan, eğer ruhani ve nurani olana dönüşmezse cehimi olana, yani cehenneme doğru yönelir. Behimiyet ve vehim birleştiği zaman ruhani ve nurani alana doğru yönlenmezse cehimle, yani cehennemle iç içe yaşamaya başlar. İşte bu birinci alan, diğer canlı varlıkların da ortak alanı olan müşahede alanı. Bir insan sadece bu alandaki bilgiyle kalırsa hiç bilgilenmemiş demektir. Tamamen behimi yaşar. Ki bu zordur. Vehim kaçınılmaz. Yani akıl olduğu için kuruntu kaçınılmaz. Kuruntuyla duyu organlarından gelen bilgi alanında sadece kalan kişi, bilgi seviyesi en kıt, en aşağıda, en bilmemiş, öğrenmemiş, cahil kalmış kişidir. Böyle bakabiliriz. Bunun ikinci katmanı muhakeme alanıdır. Akılla beraber muhakeme başlar, vehimden kurtulur, hüküm verir akıl. Yani çalışırsam karnımı doyururum. Kazanırsam şunu yaparım. Şöyle yaparsam, kanunlar da buradan doğar. Yani kanuni alandır bu aynı zamanda. Muhakeme alanı. Bu ikinci alan bizi biraz daha insan yapar. Hatta Batı'nın kavramlarıyla da söyleyecek olursak, Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi vardır. O hiyerarşide de bu alan kendini gerçekleştirme alanıdır. Yani akılla muhakeme edip eser ortaya koyma alanıdır. Ama yetmez. Ama yetmez. Ya burada kalmak dahi eğer üçüncü alana yükselmezse insanı cehaletin içinde bırakabilir. Çünkü akıl da bütün soruları çözmeye yetmez. Aklın gücü yetmez her şeye. Yeter diyen çıksın tartışalım. Ona öyle sorular sorayım ki bakalım akılla bunu çözme imkanı. Ruhunu sorayım ona mesela. Ruhunu bana bir anlatsın. Çok az bilgi verilmiştir. Yetmez. O zaman üçüncü alana çıkmak zorunda. İnsan ki bizim cehalet dediğimiz şeyden kurtulsun. Üçüncü alan nedir? Keşf alanı. Kalbin sezgi alanıdır. Kalbin bilgi alanıdır. Kalbin bilgisi olmadan aklın bilgisini kontrol edemezsiniz. Yani kalp olmadan akıl tek başına kaldığında ne olur biliyor musunuz? Ateş medeniyetinin aklına dönüşebilir. O akıl. Menfaatperest, materyalist, makyavelist, mantığı ve aklı, menfaati neredeyse oraya doğru kendisini yönlendiren bir muhakeme alanı. Şimdi burada siz kainatın bilgisini, yaratılışın bilgisini, ontolojik bilgisi, varlık bilgisi, ruh bilgisi, rahmani bilgi, ilahi bilgi, öğreti, bunların hepsinin geçtiği yer olan kalp. Kalbe uzak kalmış bir akılla cehaletten ne kadar kurtulabilirsiniz? Sorum şu, cahiliye döneminde şiirde, dorukta değil miydi bu toplum? Kabe'nin duvarlarına asılmıyor muydu muallakat-ı seb'a? O şiirlerin yazıldığı dönem neden peygamberimiz gelmeden önce cahiliye dönemiydi? Peygamberimiz ümmi olduğu halde kendisine hikmet verildiği için, Allah tarafından bilginin aslı, hakikati, özü verildiği için cahiliye dönemini sona erdirdi mi, erdirmedi mi? İşte ben diyorum ki o cahiliye döneminde muhakeme alanı çok yüksekti. Şiir ciddi bir muhakemedir. Ama yüksek bir muhakeme alanı kalbin keşf alanına girmeden cahiliyeden kurtulamıyor. Hazreti Adem hem kalbin keşf alanına sahipti, hem aklın muhakeme alanına sahipti, hem de müşahede alanına sahipti, hem de Esma'yı öğretmiş kendisine Rabbimiz. Kim ona cahil diyebilir? Bilmeyen, ancak cahil olan Hazreti Adem'e cahil diyebilir. Hazreti Adem'i ve onun medeniyetini, ondan bize gelen medeniyeti tam bilememiş kişi cahil diyebilir. Oturup muhasebe etmesi lazım. Oturup tevbe etmesi lazım. Oturup kendisini güncellemesi lazım. Kalbin keşf alanına yönelmesi lazım. Yüreğine sorması lazım. Şöyle demesi lazım. Hazreti Adem olsaydı karşısında ne hissederdi? En azından kırılırdı. Kalbi kırılırdı. Hazreti Adem'in kalbini kıracak davranışlar içerisine girmememiz lazım. Peygamberdi çünkü. Allah onlara doğrudan vermiştir hikmeti.
Hikmeti, ilmi doğrudan vermiştir peygamberlere. Hazreti İsa'ya da doğrudan vermiştir. Hazreti Musa'ya da Hazreti Peygamber'e de. Bir, bunu. Üçüncü alana çıkamayan iki alanda kalırsa, gerçekten de bakın cahiliye döneminde de böyleydi. Rahmani olana yönelemediği için cehaletin içerisine düşebilir. Çünkü perdeyi kaldıramaz. O ruhlar alemine doğru bizi yönlendirecek olan perdeyi kaldıramaz bilgi dünyasında. Bir kıssayla bitireyim. En güzel anlatacak o. Yedi tuğla sahibi bir adam. Yani herkese her konuda hüküm verebilecek. Yedi tuğla sahibi insanlar eli uzun insanlardı. Yani her alana eli yeten, fizik bilen, coğrafya bilen, matematik bilen, şiir. Biruni mesela. Yedi tuğla sahibi bir adam. Böyle birisi çevresindekilere cahil der dururmuş. Söyle bre cahil, söyle bre cahil. Bazıları bugün dahi kullanıyor olabilir yani. Ona cahil, buna cahil. Benim babama da belki görselerdi elleri güneş yanığı, yüzü güneş yanığı, elleri nasırlı, ayağı nasırlı, birileri cahil diyebilirdi. Babam iki divan ezberden okurdu. Pek çok konuda laf söyletmezdi. Ama baktığında cahil gibi görebilirdin. Karnı kınalı serçe, herkes, kimseye böyle bir ifade kullanmamak lazım. Ona cahil, buna cahil. Bir gün mecliste oturuyorlar, herkes sessiz. Üstad söz vermeden kimse söz isteyemiyor. Pespaya kılıklı bir adam giriyor. İçeri giriyor. Diyor ki o her şeyi bilen adam kim? Bana gösterin. Kızıyorlar, diyorlar üstad kızar. Diyor ki yok diyor, ben duydum diyor, meşhur. Her şeyi biliyormuş o. Bana onu gösterin. Üstad kavruyor ki bir şey var. Buyur benim bre cahil. Ben zaten cahilim diyor. Bir soru var, sormaya geldim diyor. Sizden başka da cevap verecek kimse yokmuş. Beni size gönderdiler. Nedir sorun? Diyor ki Hazreti Adem'den son insana kadar insanlığın bütün bilgisini toplasak Allah'ın ilminin yanında, bilgisinin yanında bir kıymeti yok mu? Nasıl mukayese edebiliriz? Üstad diyor ki bak bre cahil, sana şöyle cevap vereyim. Bu sorunun cevabı olmaz ama çünkü Allah'ın ilmi sonsuzdur. Böyle bir kağıt alıyor eline, bir nokta koyuyor. Diyor ki bu kağıda Allah'ın ilmi kabul edelim ama sonsuz. Sonu yok. Bu nokta da bütün insanlığın ilmi işte. Anladın mı? Şimdi anladım diyor, eline gidiyor. Hay Allah razı olsun diyor. Ben ilk defa diyor net bir şekilde bu meseleyi kavradım. Ama şimdi yeni bir soru geldi aklıma. Ne geldi aklınıza? Bu noktanın içinden kendi ilminizi bir çekip çıkarır mısınız diyor. Sizin ilminiz ne kadar? Sormazlar mı adama senin ilmin ne kadar? Ona cahil de, buna cahil de, sen ne kadar biliyorsun? Onun için dikkatli olmak lazım. Bize düşen bedi olmaktır, estetik olmaktır. Güzel davranış göstermektir. Ve bütün vatandaşlarımıza, bütün dünya insanlarına ve ülkemizin insanlarına hitap ederek söylüyorum. Her insan karnı kınalı bir serçedir. Kimseyi hafife almayalım. Geçmişte olsun ya da günümüzde olsun. Hocam Allah razı olsun. Sizden de. Vallahi şöyle gitmek isterdim ya. Sabah ezanına kadar ama. İnşallah nasip yani. Bir başka programda da. Allah razı olsun. Sizden. Hem öğrendim. İnşallah sizi üzmedik. Ya estağfurullah. Çünkü yani, bu hikayeleri anlatırken. Tabii duygulanıyorum çünkü. Kalbi, evet. Değil mi? Yani yaşadığım için tabii o günleri ister istemez o hissiyatın içerisine giriyorum. Hocam, yani bir anda ayakkabı boyadığımı hissediyorum. Nurgül hocam sizden bir söz alıyorum. Bir kere daha yapacağız. İnşallah. Şimdiden konuyu neyse o zaman. Ama şöyle omuzlarımda dünyayı okuyun, notlar alın, konuşalım. Tamam. İnşallah. Tamam. Ama soruları yani sizde üzen bir soru yok değil mi? Hayır yok. Tamam. Hayır, yok. Evet, tamam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun hocam. Allah razı olsun. Kanalımıza da size de teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun hocam. Sizin. Evet benim için farklı bir gün. Bunları zaten önümüzdeki hafta tekrar kritik ederiz ama gerçekten çok şeref duydum. Allah sizden razı olsun. Önümüzdeki hafta kim vardı programımızda? Çok sevdiğimiz. Sizin de çok aslında çok mesajlar geldi. Telefonum şarjı bitti. Onu da söyleyeyim Nurullah hocam. Nurullah Genç. Şair, mütefekkir Nurullah Genç hocamla. Çok güzel bir program gerçekleştirdik. Onun hikayesini dinledik. İrfan ne demek oldu? Cehaletin ne demek olduğunu çok da güzel anlattı bize. Allah razı olsun kendisinden. Önümüzdeki hafta yaşarsak eğer bir şey olmazsa Allah izin verirse tekrar buralarda olacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Rabbime emanet olun. Eyvallah.